yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Söndürmeyi çok iyi bilirsiniz. Gelin bir başka tezgürüze karar verin. Yürüz bu gezegeni, yakarız! Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir akılda kalan yayınıyla daha huzurlarınızdayız. Türk siyasi hayatında, Türk bürokrasi hayatında bugün yaşları bellice bir noktaya gelmiş insanlar için özellikle Türk bürokrasi hayatında unutulmayan, akılda kalan, hep akılda kalacak olan bir isim. Açıklamalarıyla, beyanatlarıyla, icraatlarıyla da Türk siyasi hayatına damga vuran isimlerden biri. Sayın Hasan Celal Güzel, bu akşam Akılda Kalan'da yayın konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim. Sağolunuz, çok teşekkürler. Bu süre bir, en azından çalıştığım kadarıyla Hasan Celal Güzel'i konuşmaya, anlatmaya yetmeyecek. Sadece merhum Özal'la bile olan teşriki mesainizden olabilir. Sadece sizi bile değil, anneniz, babanız ve onların yakın akrabalarını bile anlatmak için ayrı bir program bahsi gerek ama biz kabaca şöyle bir Hasan Celal Güzel anlamaya çalışacağız. Şimdi Gaziantep'li olduğunuzu biliyoruz ama Malatya doğumlusunuz. Malatyalı mısınız, Gaziantep'li misiniz? Hem Gaziantep'liyim hem Malatyalıyım. Gaziantep'in iki köklü büyük yerli ailesi, Türkmen ailesi. Ne mensubum, onların izdivacından doğan bir bebektim. Ama babam, ben doğmadan 20 sene evvel gelip Malatya'ya yerleşmiş. Antep'ten. Evet. Malatya'da iş kurmuş. Malatya. Baba tüccar. Babam tüccar. Daha doğrusu gayet iyi okuyormuş. Kendi deyimiyle Aliül Ala alıyormuş pekiyi. Fakat Gaziantep Harbi çıkıyor biliyorsunuz. Gaziantep müdafası. Çoluk çocuk herkes cepheye gitmiş. O da aynı şekilde. Kamil Güzel. Kamil Güzel. 3 Zahide Sevim Güzel de valide hanım. Aile ortam nasıldı? Disiplinli, sert, çok yumuşak. Çok yumuşak ve müşfik bir aile ortamıydı. Çok güzel günler. Bir alalım. Bir nolu fotoğrafı bir alalım. Yani fotoğrafı sizden de bir dinleyelim. Baba. Evet. Siz sağdaki. Güzel. Sağdaki benim. Evet. Simanız hep aynı. Hala aynı. Böyle. Hasan Boz'a benziyorum. İsmini taşıdığım Hasan Celal dedeme. O var, size göndermiştik. Evet, onları da kullanacağız. Bu da rahmetli canım. 1,5 yaş küçüktür benden. 1960'da kanserden, kemik kanserinden vefat etti. Evet. Hala içimi sızlar. O yaşta siz kaç yaşındaydınız kardeşi kaybettiğinizde? Arada 1,5 yaş fark var. 15 yaşındaydım. Nasıl etkiledi sizi? Çok kötü etkiledi. Zaten benim çok sevdiğim Adem Menderes'i de alçaklar idam etmişlerdi. Aha. O da beni çok kötü etkilemişti. Bir de kardeşiniz. Ve kardeşim ilave edilince o yaşlarda üsser oldum. Hala da devam ediyor. Sizin yaşınızda çok daha büyük üserim var. Üser. Allah şifalar versin. Allah razı olsun. Okuyan bir aile, kardeşleriniz Hülya Çitlioğlu, eczacı ve şu an Malatya'da. Çitilgülü. Evet. Diğer eczacı, kardeşiniz de Profesör Emine Rüya Özmen. O da Gazi Üniversitesi'nin akademisyen. Evet. Profesör Rüya Özmen dünya çapında bir zihinsel özürlü uzmanıdır. Yani özel eğitimci ve zihinsel özürlü. İki kız kardeşin abisiniz. Doğru mu? Evet. Böylece bir kardeşim vefat etti. Ve Rüya Özmen'le aramızda baba o kız gibi yaş farkı var. Onu da çok severim. Tabii hepsini çok severim. Evet. Bir de bizim amcamızın kızı. O aile resminde de var. Amcam, büyük amcamın kızı. Profesör Ayşegül Ataman var. O da özel eğitimci. Ne güzel. Evet. Bir de hafız olarak yetiştirmek istiyor sizi aile. Fakat bir sevdanız var. O sevda hafızla engel oluyor. O sevda top sevdası. Evet, evet. Orada ben bayağı hafızlığa çalıştım. Aha. Epeyce ezberim mi oldu?
Ama o top sevdası var ya, o top sevdası bizim evin bitişiğinde Malatya'da Hastane Caddesi'nde bir evimiz vardı. Bir arsa vardı. Aha. Akşama kadar top teperdik. Ne kadar sürdü bu top sevdası? Tabii liseden mezun oluncaya kadar sürdü. Evet. Başka sevdalarım da vardı. Mesela? Kadın erkek meselesi değil sakın. Çünkü biz elini bile tutamadık kimsenin. O zaman Malatya'da şartlar öyle bir şey olur mu? Müzik vardı. Aha. Müzik vardı. Çok enteresan. Benim Mustafa dedem, yani babamın babası, Abdülhamit döneminde rahmetli müzikal muayyumda klarnet başçavuşuymuş. Klarnetini arada sırada çalardı. Ben 3 yaşında filandım o vefat ettiğinde, hatırlıyorum hayal meyal. Çok tatlı bir Türkmen dedesiydi. Ondan bana da geçmiş. Ben her türlü enstrümanı çaldım. Ama bir tane adam böyle yakışıklı filan, bir gönül derdi çekiyormuş. Beni demiş en uzak yere gönderin. Konservatuvar mezunu. Çok güzel keman çalan, keman bölümünden. Malatya Lisesi'ne müzik öğretmeni olarak göndermişler. Orta birde geldi. Hadi dedi, hepinizin kulaklarına bakacağım. Tek tek 60 kişi, küsur kişilik sınıf. Bu kaç yılın Malatya'sı ki kulaklara bakılıyor? 1950'ler filan. 1953-54'ler filan. Onun üzerine dedi ki, hepiniz geçtiniz, 5 aldınız dedi müzikten. Gelmiyorsunuz dersime dedi. Hasan sen kalacaksın dedi sadece. Senin canlı okulun hiç dedi, şey vermedim dedi. Biz başladık kemana. 6 sene bana klasik batı müziğinde keman çaldırdı. Epeyce ilerledim. Çok da severim klasik batı müziğini. Bu 2017'den 1955 Malatya'sına baktığınızda size 6 sene klasik batı müziği veren bir müzik öğretmenini Malatya'da bulmak. Şansıma bakın. Evet. Ondan sonra yalnız beni yasaklardı klasik Türk müziğinden, Türk halk müziğinden. Ben de çok severdim onu. Neyse ben 17 yaşında bitirdim, geldim. Evvela Orta Doğu'ya girdim, sonra Mülkiye'ye. O zaman Nevzen Halil Can'la tanıştım. Halil dedeyle. Ondan neyifledim. Ondan sonra ut çaldım, kanun çaldım, kemanı Türk müziğiyle çalmaya başladım. Hoca küstü bana. Neyse, ben artık öyle bir musiki deryasına kendimi kaptırdım ki şimdi 1500 sayfalık zaten Yeni Türkiye'nin müzik sayısını da çıkardım. Vay vay. Ondan sonra o bambaşka bir dünyaydı. O dünyaya girdim. Hala o dünya içerisindeyim. Ne güzel. Arada klasik batı müziğinde sevdiğim parçalar var. Onları filan. Ara ara meşk eder misiniz? Evet. Çalarsınız. Onu düşündüm. Ona geleceğiz. Şu üç nolu fotoğrafı bir alalım. Bu üç nolu fotoğraf ortaokul yıllarınızdan ve bu fotoğrafın bir hikayesi var. Evet. 13 yaşındasınız. Ortaokul son sınıfta bir mescit açılıyor. Burada da şurada soldaki gözlüklü ellerini açıp dua eden. Bu fotoğrafın hikayesini bize bir anlatır mısınız? Efendim, biz namaz kılardık. Kapak oluyor bu. Ve ben mütedeyim bir ailenin çocuğuyum. Küçüklüğümden beri namaz kıldım elhamdülillah. Arada şeytim oldu, aksattım falan ama annem babam hep namaz kılardı. Mesela kış gecelerinde hatırlıyorum, babam imam olur, ben müezzin olurum. Anneannem bizde kalırdı. Annem, kardeşim de cemaat olur. Biz sabah namazı kılardık. Sabah namazında. Tabii, çok hoştu. Şimdi burada Selami Çekmegil diye benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Benden 2 yaş büyüktü. Babası da çok sevdiğimiz bir insandı. Haydi mescit açalım dedi. Ortaokulda. Ortaokulda. Ortaokulda son sınıftayım bu resimde. Onun üzerine biz mescidi açtık. Fakat Çetin Altan laikçiliğin, tepeden inmeci laikliğin daha doğrusu, şampiyonluğunu yapıyordu. Hakkımızda, aleyhimizde
akşam gazetesiydi galiba. İki tane yazdım makale. Yırtıcı ahurtladı. İlk defa bir eğitim kurumunda Malatya Lisesi'nde şey açılıyor, mescit açılıyor. Liseyle ortaokul Malatya idi gene. Sonra bizim Sebil-i Reşat'a biz resim olarak girdim. Çok hoşlarına gitmiş böyle huşu içinde. Arkasından da bir Pakistan evet. Dergisi kapak bunu yaptı. Kapak olarak kullanıyor. İyice kudurdular bizim laikçiler. Efendim ben de devletle din işlerinin ayrı olması konusunda şeyim, bir takım düşüncelerim var. Ama bu sekülerizm bile değil. Bu laikçilik resmen yani. Ayrı bir din olarak ortaya sürülmüş. O mescit ne oldu peki? Kapandı mı sonra? Efendim o mescit çok büyük hadise oldu tabii. Biz gittik geldik, gittik geldik. Bizi atmaya karar verdiler. Çünkü o sırada Milli Eğitim Bakanı açmış lise müdürüne sana şöyle böyle yaparım demiş. Bunun üzerine babam devreye girdi. Babam Demokrat Parti'nin kurucularındandı ve finansörlerindendi. Önemli bir iş adamıydı o zaman. Tabii İstanbul'dakiler gibi değildi, Taşla çapında. Ve şey ettiler, gitti babam, işi üzerine aldı, kapattırmadı. Bravo. Ama iki sene sonra bir bahane yapıp kapattılar. Biz de bunun üzerine yakında mescit vardı, koşarak oraya gidiyorduk. Bunun üzerine hep geç kalıyorduk. Böyle bir şeydir oldu. Maceralı dönem. Evet, şu dört tane fotoğrafı bir alalım. Burada da anne evet. Ve dayılar. Sağdaki kız çocuğu anneniz. Evet, evet. Ondan çok güzelmiş annem. Güzel bir kızmış. Ali İhsan Göğüş dayınız. Ali İhsan Göğüş soldaki, o da çok yakışıklı. İnönü'nün sağ kollarından biri. Evet, hep İnönü'nün yanında diye bir kitabı çıktı. Vefatından bir müddet önce. Onun kızı da Zeynep Göğüş. Evet. Sizin meslektaşınız. Evet. Meslektaşınız. Evet. Benim de dayımın kızı. Hatta Ali İhsan Göğüş 27 Mayıs'tan sonra kurulan kabinede Türkiye'nin ilk turizm bakanı. Evet. 12 Mart'tan sonra da devlet bakanı. Evet. Hatta sizin seçimlerinizde hep yanınızda size destek vermiş. Çok enteresandır ama ona geçmeden bu da Gündoğdu dayım. Büyük dayım. Hı-hı. Yanında Binnaz yengem Kastamonulu. Şu da meşhur. Meşhur şundan şu anda müzede var. Emine Göğüş Mutfak Müzesi var. Malatya'ya, Gaziantep'e giderseniz görürsünüz. Hmm. İbrahim Efendi konağındadır. Ketüdağzade İbrahim Efendi benim annemin dedesidir. Neden onun adına bir yemek müzesi? Çünkü çok seviyorduk hepimiz nenemi. Ve o İbrahim Efendi'nin konağında Ketüzar'da yaşamışlar onlar. Ondan sonra bir problem olmuş. Hüseyin Cemil Bey var, benim amcam. O da iddiatçı ve Gaziantep'te, daha doğrusu Güneydoğu'da ilk Türkçe gazeteyi çıkaran kişi. Ve kuvvacı aynı zamanda. İngilizler gelir gelmez onu apar topar Mısır'a sürgün gönderiyorlar oradan. Sürgünden dönünce de gene gelip meşgul oluyor. İşte o şey demiş, hoş bir hikaye değil ama nineme, nene derdik biz. Kocası ölmüş 39 yaşında, Mücahit. Nine annenizin annesi. Annemin annesi. Anneanneniz. Onun üzerine demiş ki bizim Türklerde usul vardır. Kardeşinin, kardeşi eğer vefat etmişse eşi evet, alınır demiş. O da demiş ki ben Hasan Boz'u çok severim. Hasan Boz derlermiş. Hasan Celal dedeme. Hep beni ona benzetirler. Vardı bir fişekli resmi. Kullanacağız şey, evet. Ondan sonra onun üzerine ben kimseyle evlenmem deyince kızmış Hüseyin Cemil de hiddetli biraz. O zaman gidin demiş nereye giderseniz. O dört tane çocuğu alıp İbrahim Efendi konağından sen git gecekondu gibi bir yere. Vay be. Böyle çekmiş. Varlık içinde yokluk çekmiş. Bu, beş yıllık fotoğrafı alalım. O dede bu dede mi? Bir gelsin. Ha bu dede Mustafa dedem. Bu baba. Babam da var orada. Ortada oturan dedeniz.
ortada oturan işte dedem. Babanız? Klarnet bas çalışı dediğim. O dedem, Mustafa dedem. Yani babamın babası. Bakınız orada bize göre sırada olan Arif Güzel Bey. Kitapçı Arif amca meşhur. Asım Güzel Bey'in babası amcamın. Eski Gaziantep'e uçuyor. Soldaki şekerci Mehmet Efendi derlerdi. O da en büyük abileri. Sizin bu Güzel Bey, bunun köken neresi? Güzel soy isminin. Güzel soy isminin kökeni de enteresan. Şunu hemen izah edeyim. Buyurun. Soldaki amcam da Profesör Ayşegül Ataman'ın babası. Ondan sonra sağda bir şey var. Halam var, Fadile halam. Solda da Saniye halam var. O da enteresan. Bebekken bizimkiler almışlar onu. Saniye halamızı biz herkesten çok sever. O kadar tatlı bir insandı ki. Ve şimdi onlar da güzel soyadını tabii kullanıyorlar. Çocukları oldu falan. Şimdi sağda üstte Tevfik amcam var. Solda da babam var. Yani o da daha bıyıkları yeni terlemiş. Antep Harbi'nden yeni çıkılmış zaten. 1925'te Şapka Kanunu var biliyorsunuz. Tabii. Ondan önce yoksa adama böyle fes filan giydirdiler mi? hemen ipe. Onun için babam... Güzel nedir? Sanki. Güzel nereden? Siz bir şey sordunuz. Güzel nereden? Güzel. Güzel efendim, Bey. Benim Cemil Cahit Güzel Bey diye bir araştırmacı. Türk Dil Kurumu'nun önemli dayanaklarından Ömer Asım Aksoy da Gaziantep'liydi. Bir amcam vardı, amca oğlum vardı. O araştırmıştı. 1699 Türkmen göçüyle gelmiş aile. Ve oba başkanı da, Türkmen obası başkanı güzel bir insanmış. Güzel Bey demişler ona. Adı bile unutulmuş. Hala bulamıyoruz. Güzel Bey o aşağı, Güzel Bey yukarı. Fakat çok enteresan. Kendimi hariç tutarak söylüyorum. Bizim Güzel Beylerin büyük kısmı gerçekten güzeldir. Hatta bazı yerli aileler Güzel Beylerle kız al, sen de güzelleş filan derler. Böyle bir şey. Ondan sonra Güzel Bey oradan geliyor. Öbür tarafta hem Kayı Boyu hem Bayat Boyu Türkmenleri çok eski. Ta 1200'lü yıllarda gelmişler. Onlar Selçuklu. Yüzlerler zaten. Osmanlı izlemezdi. Sonra Akkoyunlar gelmiş. Sonra 1541'de Fatih Sultan Mehmet Gaziantep'e o civara geliyor. Sonra da Yavuz zaten gelip Mecidiyebük Savaşı'nı orada yapıyor ve Ridaniye'yi o civarda yapıyor. Ondan sonra da Gaziantep. Olur. Gaziantep'te Hazreti Ömer'in yaptırdığı cami bile vardır. Evet. Şimdi bir fotoğrafa daha geçeceğim. Bu fotoğrafı da bir alalım. Babanız Kamil Güzel. Bir gelsin o fotoğraf. Altınoğlu. Evet, Altınoğlu fotoğraf. Ha, evet. Bu da benim. O da kucakta siz. Babanız Demokrat Parti'nin dediğiniz gibi önemli finansörlerinden biri. Babanızın bir 15 günlük bir şeyi var. Burada da evet, sağda en sağda yine babanız. Bu da Celal Bayar beraber. Malatya'ya gelmiş. Babanız yani. Bir 15 gün bir hapis yatıyor onun bir hikayesi evet. Var. O hikaye gelmeden bir araya gidelim. Tabii. Aranın sonrasında bu 15 günlük hapis hikayesini anlatalım. Bu arada Hasan Bey dediğim ya açılışta da sadece çocukluğunuz, gençliğiniz bile ayrı bir program meselesi. Bir araya gidelim sonrasında. İyi gidiyoruz. Peki sonrasında da nedendir bu 15 günlük hapis hikayesi buna ve sonrasında Hasan Celal Güzel'in o inanılmaz hikayesine bakacağız. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Araya gitmeden önce Hasan Celal Güzel şu fotoğrafta, o fotoğraf bir daha gelsin. Babası Kamil Güzel'in bir 15 günlük hapis hikayesini anlatacaktı bize. Babanız niye 15 gün hapis yatıyor? Evet, babam rahmetli çok hayırsever bir iş adamıydı. Malatya çapında iş adamı yani gayet tabii öyle çok zengin falan değil ama Malatyalılardan daha zengindi. Malatya eşrafından. Malatya eşrafı demek lazım. Evet. Esasında Gaziantep eşrafı da Malatya eşrafı demek lazım. O bir Ahmet Demir diye vali
Bu vali sonradan Emniyet Genel Müdürü olacak ve tabutluk işkencelerini yaptıracaktır Türk milliyetçilerine. O vali Cumhuriyet Halk Partili koyu ve İnönü'nün heykelini yaptıracak. Malatya'ya gittiyseniz hükümetin önünde çok büyük bir İnönü heykeli. Çok yere vardır. Gittim. Malatya bir türlü kısmet olmadı. Gidince görürüz inşallah. Görün yemyeşil bir yerdir. Doğu'nun Bursa'sıdır. Ben de çok severim Malatya'yı da, Gaziantep'i de tabii. Orada hala Türkiye'nin en büyük heykeli var. Bunu yani Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün heykellerinden iki misli büyüktür. Bunu Vali Ahmet Demir yaptırıyor. Ahmet Demir yaptırıyor ama nasıl yaptırıyor? Herkese diyor ki sattığınız mala %10 koyacaksınız, o %10'u bana heykel harcı diye vereceksiniz diyor. Babam vermiyor. Kamil Güzel vermiyor diyorlar. Kamil Güzel Bey daha doğrusu. Sonradan her şey babamın başına geldi. Bir de sen nasıl bey olursun dediler. Böylece bizim beylik gitti, ha, güzel ben kaldık. Onu soracaktım, onu unuttum. Amcalar Güzel Bey de siz niye güzelsiniz evet, diyecektim. Evet. Ha, bundan gitti beylik. Tabii tabii. İhbar etmişler beylik falan diye. Bir şey bulamayınca adamcağızın. Eyvah ya. Çağırın gelsin demiş valiye. Babam anlatırdı. Böyle oturuyor dedi şeyli bir şekilde, kızgın bir şekilde. Kamil Bey niye kabul etmiyorsun demiş. Hatta sen demiş %20 kol üzerine onun sen kazan, onun heykele ver. Babam demiş ki ben öyle haram yemem, bunu da yapmam. Siz de bana vergi kanununda yerini gösterin. Hangi kanuna göre bunu yapıyorsunuz? Atın içeri demiş o zaman. Kafadan atın içeri. 15 gün kalmış. Babama o zaman çok gidip gelmişler. İşte paralı adam, tanınmış adam. Ya versen ne olur diye. Şey için, hayır. Demokrat Partililer. Rahmetli Menderes, size hatırlıyorum. Refik Koralt'tan çok geldi ve Celal Bayar. Demişler ki, gel sen bu partiyi kur. O da ben siyasete karışmayacağım demiş. Hayır ederim filan, size de bağışta buldum ama karışmayacağım. İçerideyken öyle bir kinlendim ki oğlum diyor. Çıkıp diyor bütün paramı Demokrat Parti'ye harcayacağım dedim diyor. Zaten bizim aile geleneği birçok politikacılardan farklı. Biz hep verdik siyasete. Hiç almadık. Bazıları hatta alabilmek için milletvekili falan oluyorlar. Doğru. Yani kimseyi müsaade olarak kastetmiyorum sizin da. Sizin aile vermeye dayalı. Şimdi ondan sonra çıkmış Adıyaman, Malatya, Adıyaman da Malatya'nın ilçesiydi ve Güneydoğu'yu tamamen örgütlemiş. Hepsinin finansmanını sağlamış. Rahmetli Hamidoğlu'yu hatırlıyorum. O da yönetim kurulu üyesiydi filan. Kendisi de kurucular arasına girmiş. İl başkanlığı vermeye çalışmışlar. Olmamış mütevazi. Demiş ki ben Antep Ardili dolayısıyla kesildi eğitimim. Ondan sonra en iyi burada doktor var, eczacı var, onlar olsun demiş. Onları yapmış, kendisi de yönetim kurulu üyesi olarak kalmış il yönetiminde. Tevazuya bak. Ondan sonra 1960'tan sonra da Adalet Partisi'ni aynı şekilde finanse etti. Sonra biliyor musunuz ne enteresandır? Vefat ettiği zaman Bağkur emeklisi olarak vefat etti. Ve bir Asım Güzel Bey'le onun babasıyla ortak bir eski Antepeli vardı ve fazla para etmeyen. Bir de Malatya'da kendi yaptırdığı ev vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Bütün varıyor Adalet Parti'ye, tabii. Demokrat Parti geleneğine abi diyelim. Abi fabrikaları vardı, bilmem bir sürü mağazaları vardı. Yani hepsini verdi. Helal olsun derdi. Helal olsun. Her şey yapmazdı da. Katiyen. Yüksünmezdi de. Üzerinde bu. Bile durmazdı. Baba Demokrat Partili. Anne tarafı sosyal demokrat. Anne CHP'li mi? Ha yok. Anne tarafı yani. Anne 17 tarafı. Yaşında evlenmiş. Aynı babam gibi namazında, abdestinde, kendi halinde, çoluk çocuğuna kendisini politik bir aile yani. Soldan da besleniyor, sağdan da besleniyor. Çünkü bir defa... Bu size zenginlik olarak yansıyor tabii size. Evet. Hem oradan besleniyorsunuz hem buradan besleniyorsunuz. Zenginlik derken tabii siyasi zenginlik. Siyasi zenginlik. Ortada para yok. Bu arada
Bizim büyük dayımız da Tayfur Sökmen, Hatay Cumhurbaşkanı. Evet, onu da gelecek. Murat Sökmenoğlu onun oğluydu. Mustafa Paşa var. Reyhanlı Boy Bey'i. Reyhanlı Boy Bey'i Mustafa Paşa, ki Bayat aşiretinden, ondan sonra Derviş Paşa ile birlikte Fırkayı İslahiye var. Yani reform fırkası diye tercüme edilebilir. İkisi gelmiş. Meşhur Mithat Paşa'nın kardeşi de var. Ahmet Mithat Efendi, mecelle yazarı. O da Gaziantep mutasarrıfı. Onlar efendim oturmuşlar bir plan dahilinde. Hazırlamışlar. Merkezden gelen ordunun başında Derviş Paşa var. Oradan toplanan ordunun başında da Mustafa Paşa var. O da Tuğgeneral Miri Miran Mustafa Paşa. Şimdi Mustafa Paşa'nın iki çocuğu oluyor. Bir tanesi Tayfur Sökmen. Bir de kız kardeşi Ayşe Hanım. Çok güzel bir hanımefendiymiş. Benim de dedemin, Hasan Celal dedemin babası atla oradan geçerken, o da çok yakışıklı bir adam, vurulmuş Ayşe Hanım. Birbirlerini sevmişler. Sonra da onu çok isteyen oldu. Bir Battal Bey vardı filan. Hiç ona vermediler. Direkt Ayşe Hanım'ı vermişler. Dediye kısmet oluyor. Ve Tayfur Sökmen de sonradan onların çocuğu Hüseyin Cemil Bey, bu İngilizlerin esir alıp götürdüğü. Aha. Küçüğü de Hasan Celal Bey. Hasan Celal Bey de dede, benim dedem. Aldım. Şimdi Yedinoğlu fotoğrafa bir bakalım. Burada kardeşler var. Aa, kız evet. Kardeş, biri eczacı, biri akademisyen. Şimdi benim şeyim öldükten sonra rahmetli Mustafa, annem aklını kaybetti. Aylarca. Bunun bir tek şeyi var dediler, tedavi tarafı. Yeni bir çocuk. Hmm. İşte bu yeni çocuk Profesör Ziya Özmen. Sağdaki dünya tatlısı. Ben de çok severim kızım gibi. Bu da Hülya, eczacı olan Hülya. Onu da çok severim. Buradan da çok selam ederim. Ben de böyle yakışıklı pozlardayım filan. Üniversitenin ilk şeyi, yılları. Onlarından üçüyle. Bir, o zaman bir 20-25 yaş fark var herhalde. 20 yaş. 20 yaş fark var. 20 yaş fark ot var. Hazırlık, ODTÜ hazırlıktan ayrılıyorsunuz. Ankara Üniversitesi siyasala geçiyorsunuz. Kaymakam olmak istiyorsunuz. Size komik bir şey söyleyeyim aklıma gelmişken. ODTÜ hazırlıktayken biz seçimler oluyor. Tabii biz daha yeni gittik, hazırlık okulundayız filan. Seçimlerde iki şey var. Bir tanesi iyice azılı Marksistler, bir tanesi de Ehvenişer. Ehvenişer'in kimdi biliyor musunuz? Emin Çölaşan. Ben onu destekledim, inanır mısınız? Öyle mi? Emin Çölaşan da aleyhimdeki yazılarla bana çok teşekkür etti. Neyi de destekliyorsunuz onu? Öğrenci liderliği. Öğrenci seçimlerinde, çünkü diğerim müthiş bir adamdı. Tam eylemci filan. Halbuki bizimki bol bol laf eder ama eylemi olmayan birisiydi. Onu destekledik bizimki diyoruz. Ama sonra hiç karışmadı. Çarpıcı okudu. Şu 8 nolu fotoğrafı bir alalım. Bu da artık mülkiyeli evet. Haliniz. Burada Mehmet Keçeciler var. Arkada Mehmet Keçeciler var. Abdurrahman Serdar var. Burada Keltoş Tevfik var. Ah rahmetli oldu. Tevfik Ketencioğlu. Şu Sabahattin Atman, o da rahmetli oldu. Burada Haluk Sever var benim yanımda. Orta Doğu Hür Düşünce Kulübü Başkanı. Hür Düşünce Kulüplerini kurdum. Evet. Nedir ve bu Hür bütün Düşünce? Türkiye'de vardı. Bunlar da Hür Düşünceliler. Efendim biz hepimiz fikir kulübüne gittik. Biz Hür Düşünceli insanlarız. Biz değişik şeyler düşünebiliriz diye. Da o zaman evvela kendinizi öyleydi. Liberal demokrat olarak mı tarif ediyorsunuz? Evet, o zaman öyle. Hı-hı. Ondan sonra ben bir yandan da Adalet Partisi Gençlik Kollarını kurmuştum. Yani Adalet Partisi'yim açıkçası. Ama hı-hı, fakülteye sokamazdım. Hem zaten çok büyük bir antipati vardı Adalet Partisi'ne mülkiyede. Özellikle rahmetli Demirel'e karşı.
Onun için biz karışmayın bize, biz devam ediyoruz dedik ve hakikaten de bütün Türkiye'ye yayıldık. Ben 20 yaşında hepsinin genel başkanı halindeydim. Bununla hepsi dediğinizde Murat Karayılçın var, Mehmet Keşiciler var. Ülkedeki, bir de Orta Doğu var. Mesela deminki Haluk Sever Orta Doğu'nun şeyi. Başkanı. Temsilcisi. Daha sonra Profesör Yakup Basmacı geçti. Şimdi profesör yani. Onu da çok severim tonton. Ondan sonra burada Murat Karayalçın var. Bizde bir de yönetim kurulu çok ilgi çekiciydi. Ben başkandım 4 sene boyunca. Tam oturtuncaya kadar. Bu arada biz bir de Rasim Cinisli, Allah uzun ömür versin, çok sevdiğim bir insan. Genel İsmail Kahraman. Onlarla da MTTB hareketine Ankara'dan Milli Türk Talebe Birliği. Milli Türk Talebe Birliği'nin öyle bir hareketi. Şu bu düşünce renkli var. Renkli isimler var. Nereden geliyor? Bizi ihraç ettiler. Biz üyeydik fikir kulübüne. Nereden ihraç ettiler? Fikir kulübünde, üniversitede yani siyasal bilgiler fakültesinde çok fanatik bir Marksist grubun eline geçti. Dediler ki gerekçe olarak Marksizm'den başka fikir tanımıyoruz dediler. Açıkça yazdılar. Ve kimleri ihraç ettiler biliyor musunuz? Sadece beni değil. Profesör rahmetli Aydın Yalçın'ı. Profesör Fahir Armağoğlu. Ve şu profesör. Profesör İsmail Türk'ü. Hepsini ihraç ettiler. Biz de o hocalarımızı aldık. Bizi de ihraç ettiler. Hür fikir cemiyeti diye bir şey biliyordum. Rahmetli Ali Fuat Başkent 1944'te kurmuş. Madem siz böyle bizi gönderdiniz, biz de hür fikir cemiyeti kurarız dedik ama cemiyet lafı da, fikir lafı da biraz o dönemlerde eski gibi geliyordu. Çünkü uydurukçanın çok hakim olduğu dönemdi, Türkçenin değil. O zaman düşünce dedik. Hür düşünce kurumu buradan çıktı. İsimler... Ben 4 sene başkandım, benden sonra Esat Güçan diye çok sevdiğimiz bir kaymakam arkadaşımız. Sonra bu isimler bir araya nasıl geldi onu merak ettim. Murat Karayalçın var mesela. Onu söyleyeceğim. Genel sekreter olarak da Murat Karayalçın vardı. Çünkü Murat Karayalçın o zaman milliyetçiydi. Sultan Galyerçi tarafı vardı. Yani sosyal demokratlara da sempatik bakardı ama milliyetçiydi. Hatta bizim adayımız Uluç Gürkan'a karşı adayımız, Uluç'u da çok severim arkadaşım. O da Ortanın Solu Derneği Başkanı'ydı. Bir de Sosyalist Derneği Başkanı İstemiyan Talay vardı. Ayrıca Marksist Fikir Kulüpleri, sonra Lev Genç olan biliyorsunuz şey vardı. Efendim adı şimdi aklıma gelmedi. Meşhur Mahir Çayan var. Mahir aklınıza gelmediğini bilerek durdum. Çünkü Mahir Çayan'ın annesi yurtta oğlunu size emanet ediyor. Tabii hep tamamlayamadan gidiyorum ama bir parantez daha açayım. Mahir Çayan geldi. Çok yakışıklı, tatlı, utangaç bir lise mezunu. Beni gördü annesi de. O da babası galiba yoktu zannediyorum. Evladım dedi, Mahir'i biz kaydettirdik, onunla meşgul olur musunuz dedi. Sizi tanıyor muydu annesi? Hayır, orada gördü. O ben çok memnun olurum dedim. Aldım Mahir'i benim odama götürdüm. Yurt odanıza? Yurt odama ve orada kaldı diğer arkadaşlarla beraber. 2 ay benimle beraber kaldı. Fakat ben hür düşünceli bir insan olduğum için ona ille de şuna inan diye baskı yapmadım. Sonra da pişman oldum yapmadığıma. Bir takım milliyetçi kitaplar verdim falan filan. Fakat o tamamen Marksistlerin eline düştü. Ve bana geldi dedi ki abi dedi ben dedi başka odaya gitsem olur mu filan dedi. Dedi git bakalım dedim. Şimdi hür düşünce başkanı olarak da tabii diyeceksiniz. Tabii, onun üzerine o gitti biliyorsunuz ondan sonra da işler oldu. Murat Karayalçın diyordunuz. Murat Karayalçın Sultan Galyerçi bir milliyetçiydi. Sultan Galyerçi milliyetçileri pek bilmezler. Şimdi oturup anlatmayayım programı o kısmını. Ama diyelim ki sola sempatik bakan bir milliyetçiydi. Ha. Ama Türk milliyetçisiydi. Milliyetçi hatta muhafazakardı, inançlı da bir insandı. Şimdi öyle bir zannediyorum ama çok sevdim ben Murat Karayalçın'ı. Benim yolumu takip etti geldi mülkiye. Evvela Orta Doğu, sonra mülkiye bir sene sonra. Çok hoşlanan bir insandı.
Esat Güçan'la beraber bir gün geldi. Biz dediler, biz aynı solcular gibi bir dergi çıkarıp Kızılay'da satmak istiyoruz dediler. Solcular dönüşüm dergisini çıkarlardı ama çok militanları vardı onların. Karşıda da ikinci Kuvayi Milliye vardı. Onlarla kavga ederlerdi. Biz öyle yapamayız dedim. Yani biz daha değişik bir sistem. Olsun çıkaralım dedik. Peki dedim. Ben ilk defa Milli Düşünce isimli dergiyi çıkardım Mülkiye'deyken. Yani şimdi Milli Yiyeli diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Biz onun dergisini çıkardık. Ama dedim dikkatli olun sakın filan yalnız adam alın. Bunlar 8-10 kişilik bir ekip gitmişler. Bir müddet sonra geldiler Yakapaç'a gitmiş. Murat'ın dövdüler solcular. Şimdi Hacettepe acilde. Kafası kanadı manadı. Kendimi zor attım Hacettepe acilde. Hakikaten epeyce dayak yemiş. Sonra da espri yaptım. Ben bana hep kızar. O kafa kırıldıktan sonra değişti filan diye. Görüşüyor musunuz? Evet, çok severim. Onu da eşinde çok. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Kendisi bulsaydınız muhakkak anlatırdı. Arapgir grubu diye bir grupla girdi. Ne grubu? Arapgir. Arapgir Malatya'nın ilçesi ama eski mülkeliler mülkellik dayanışması çerçevesinde Arapgirli derler birbirlerine. Duymamışsınız. Duymadım. Arapgir grubu diye girdik. Şimdi her tarafa Arapgir grubu diye yazıyoruz. Ben de en başta çalışıyorum. Murat adayımız, başkan adayımız. Karşı tarafta da Uluş Gürkan. Şimdi ben yurtta fakülte arasında bir kavak vardı iki tane. Onlara çıkıp Murat Karayalçın diye yazacağım, şey diyeceğim, asacağım. O kadar yorulmuşum ki ben perişanım, farkına varmadım. Kavağa çıktım, pantolon aşağı düştü. İyi mi? Orada donla kavağın başında kaldım. Murat Karayalçın'da öyle bir alacağım var yani. Buradan o alacağı hatırlatalım. Bir de Hür Düşünce Türk Müzikisi Kulübü'nde bir konferansa Aşık Veysel'i kucağınızla getiriyor. Kucağınıza alıp getiriyorsunuz. Efendim? Bir duralım. Biz ilk defa. Bir duralım. Bir reklama gidelim. Ondan sonra bu anınızı alalım. Olur mu? Kısa bir ara sonra tekrar birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Hasan Celal Güzel, Hür Düşünce Kulübü, Türk Musikisi Kulübü'nde Aşık Veysel'i kucaklayıp bir konferansa getiriyor. Nedir bunun anısı? Evvela şunu söyleyeyim. Ben o zaman 20 yaşındaydım. Ve Emine Yüksel, şimdi Emine Bağlı, bizim yakın arkadaşlarımızdandı. Osman Yüksel, Serden Geçti'nin de yeğeniydi. Ondan sonra birkaç kişiyle beraber Sabahattin Atan rahmetli filan Türk Müziği Derneği'ni kurduk. Bu bir yüksek okulda, bir eğitim kurumunda kurulan ilk Türk Müziği Derneği'ydi. Onun da sebebi şu, biz müzik derneği vardı, ona üye olmuştuk. Solcular, bunlar saray müziği şey diyorlar, seviyorlar diye bizi hep bu, ihraç ettiler. Hep bu solcular size kulüp kazandırmış. Hiç sormayın, hiç sormayın. Mesela kazanmış. İlk ülke ocağınızda. Şeyde ben kurdum. Aha. Fakültede Kemal Zeybek de kulakları çınlasın. O da hukuk fakültesinde o sırada kurdu. Ama ondan sonra bir parti eğilimine girdi ülke ocakları. Evet. Devam etti. Aşık Veysel? Aşık Veysel. Ha, evvela şunu söyleyeyim. İlk Tamburi Cemil Bey konserini anlatmalı konferansını ben verdim. Sonra Aşık Veysel'i çok severdim. Ve Malatya'ya geldiğinde de beraber saz çaldık. Oo, derece. Ondan sonra. Sonra ben Aşık Veysel'in ne kadar milliyetçi, vatansever, devletine, milletine bağlı olduğu olan birisi olduğunu biliyorum. Ama bizim gene solcular diyeceğim, Marksistler, Tontonlar bunu bilmiyorlardı. Alevi ya. Ha, mutlaka Aşık İhsani vardı onlar mesela. Bir de onu keseyim. Aşık İhsani'ye biz Aşık Hayvani derdik. Neyse, şimdi kusura bakmasın sağsa gelirdi arkasından balkasını biledi tıngır tıngır diye böyle şeyler çalıyor. Onlar gelince bizim çocuklar gelirdi, abi gene Aşık Hayvani geldi, ben de kocaman bir divan sazım vardı, girerdim Estergon Kalesi diye bizimkiler benim yanımda, Aşık İhsani'nin yanında diğerleri filan, arkasından kavga kabul. Ben kaç tane
şeyi, sazımı bu kavgalarda kaybettim. Sormayın. Şimdi Veysel ile geldi, davet ettik. Öyle ufak tefek ton ton ama bildiğiniz gibi. Evet. Ben onu kucağımda getirdim, sahneye koydum. Ben de pehlivan gibiyim. Şimdi başladı Aşık İhsani. Vatan, millet, her şey var. Evvela bir garipsediler, nereden çıktı bu adam diye. Ondan sonra yavaş yavaş salonu terk etmeye başladılar. Türk milletinden bahsediyor. Aşık Veysel. Aşık Veysel, Atatürk'ten bahsediyor falan filan. Ve normal olarak herkesin beklentileri karşılamadı yani. Ondan sonra bir şey daha var. Arif Nihat Asya'yı da ben getirdim. Arif Nihat Asya da böyle çelimsiz, işte son dönemde, sonra mezarının başında oldum. Onu getirdim ve o da alkışlarla girdi. Gene kucağımda getirdim onu da. Girdim şeye, sen Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye başladı Fethi Marcı'nı okumaya. Bizim solcular gene gittiler. Hoşlarına gitmedi. Peki, şimdi şu üniversiteden 9 nolu fotoğrafı bir alalım. Zira bu fotoğraf da ilginç bir fotoğraf. üniversite kantini, evet. İlber Ortaylı var. İlber Ortaylı benden bir sene sonra, fakat yakın arkadaşım, dostum. Evet, görüşürsünüz. Şurada Doğan hoca var, profesör. İlber hoca solda blurladığımız isim, evet. Herhalde. O işte. Evet. O bol bol ders çalışmalarınız olurmuş. Mülkiye'den Kızılay'a da bol bol yürüyüp geziler yaparmışsınız onunla beraber. Şu an başında olduğunuz yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi'nin de yüksek istişare heyeti üyesi. Evet. Üyelerinden biri İlber Ortaylı. İlber şu anda yaşayan en büyük tarihçilerimizden, evet, belki de en büyük. Kesinlikle. Rahmetli Halil İnancık vefat etti. Sonra, evet. Yani. Bir de bir gün fakülteden yurda dönerken usul çalışıyorsunuz. Bir yakınınız görüyor ve babanızı çağırıyor. Sonra babanız geliyor. Neden? Diyor ki oğlum kendi... O da çok hoş bir anekdot. Aslında rahmetli yoğurduk ama ben şimdi şey çalışmaya başladım. Klasik Türk musikisinde en zor kısım usuldür. Öyle öbürünün iki tane makam vardır. Bizim 600 tane makamımız var. Ben oturdum onu vuruyorum. Tüm teke düm dek diye iki elimle filan ezberliyorum yani. Orada da Cebeci'de bir tane dostumuz var. Hemen gitmiş babama, bu oğlana bir şey oldu galiba, kafayı üşüttü, çabuk gel Kamil Bey demiş. Kendini dövüp duruyor. Ha, dövünüp duruyor demiş. Babam geldi, oğlum ne dövünüyorsun dedi, sen bir şey mi oldu, bir derdin mi var, bir kızımı sevdim falan filan. O nereden çıktı baba dedim, dövünüp duruyor musun dedim. Yerlere yatım gülmekten ben usul yürüyordum dedim. Çok iyi. Peki, şu onun oğlu fotoğrafı da bir alalım. Onun oğlu fotoğraf da Ankara Üniversitesi'nin meşhur İnek Bayramı'nda. Evet, evet. Burada da yanınızda Mehmet Keşeciler var, çizgili gömlekli. Mehmet Keşeciler var, evet. Vahit Erdem var. Evet, Vahit Erdem, evet. Bu da Emine Yüksel, yani Emine az bağlı. Az önce bahsettiğiniz. Bu da daha sonra evlendiğim ve maalesef anlaşamadık ama çocuklarımın annesidir, saygı duyarım. Evet. 22 senedir, 22 senedir ben tek başına yaşayan bir adamım. Evet. O üniversitede nişanlanmıştık. Anladım. Şurada benim zaten. Yerde oturan da Abdülkadir Aksu. Abdülkadir Aksu. Bu inek bayramı, onun için evet, böyle kıyafetler içinde. Onun yanında da Kertoş Tevfik, rahmetli Tevfik Ketencioğlu. Tevfik Ketencioğlu Halk Partilisiydi, Halk Partiliydi ama Konyalı olduğu için hep bizimle beraber takılırdı. Evet. Peki, şimdi üniversiteden mezun oluyorsunuz. Devlet Planlama Teşkilatı'nı kazanıyorsunuz. Müsteşar Turgut Özal, yardımcısı Nevzat Yalçıntaş. Merhum Özal'la tanışıklık oradan mı? Hayır. Neteden mi? Merhum Özal Malatyalı. Evet. Annesi Hafıza Özal. O zaman sıkı Atatürkçü bir Demokrat muallime. Partili muallime. Ve Gazi İlkokulu'ndayız. En şöhretli kimselerin yetiştiği yer. Başımızda da İsmail Kutan var. İsmail Kutan da Recai Kutan'ın babası. Aa. Bizim baş öğretmenimiz. Gümüş saplı şeyle gezen, efendim, bastonla son derece otoriter,
hepimizi Hafize Hanım nasıl bir öğretmendi? Hafize Hoca da çok batılı, çağırtılı, otoriterdi. Ama dünya tatlısı bir insandı. Ve beni de çok severdi. Kardeşimin rahmetli de şeyini yaptı, öğretmenliğini yaptı. Merhum Özal'ı da o sıralardan mı tanıyorsunuz Turgut? Özal'ı o sırada abi olarak Korkut Özal'la Turgut Özal'ı arada sırada görürdük. Bir de Malatya'da hep evler bahçeliydi o zaman. Bizim bahçemizde onların bahçesi arka arkayaydı. Komşuyduk yani bir de. Görüşürdü iki aile. Fakat onlar hep dışarıdaydı, yurt dışında bulunurlardı. Yusuf'tan daha yakın olmuştuk. O da gene bizden 5 yaş büyüktü ama esas arkadaşım Hüsnü Doğan oldu. Dayısının oğlu. Dayısının oğlu, meşhur dayı oğlu Hüsnü. Ama Hüsnü çok akıllı bir insandı, kültürlü bir insandı. Kültürlü dediniz de ölmek gibi olmasın, bendeniz de Malatya Halk Kütüphanesi'ni yutmuştum adeta. O da bekçiye rica edip sabahladığımı hatırlıyorum kaç gece. Bütün o beyaz klasikler var ya Hasan Ali Yücel döneminde, Rus klasikleri falan. Siz o dönemde... Ben onlar ortaokulda bitirdim. Diyeceğim şu, yapacak başka bir şey olmadığından mı? Yok merakımdan. Hiç şüphesiz değil. Yani. O sizi motive eden şey neydi sabaha kadar kütüphanelerde kaldıran? Vallahi şey. Çok seviyordum kitap okumayı. Ben çocuklarıma sonra aldım. Çocuklarım, hele torunlarım ellerinde çıt çıt bilmem ne, onlarla uğraşıp duruyorlar. İşte o mukayese açısından soruyorum. Şimdi ya ellerdeki tabii. O cırt cırt başka bir motivasyon alanı. Sizin tabii. Zamanınızdaki motivasyon alanı sizi motive eden neydi ki o kadar çok? Sizi ve o sizin kuşağı. Efendim bizim mesela Malatya Lisesi mezunları hep dereceli kazandılar. Yani Malatya Lisesi deyip geçmemek lazım. Hepsi de belli bir meslek sahibi oldular. Kaç tane profesör çıktı filan. Evet. İyiydi. Bizim motivasyonumuz, rekabetimiz vardı. Okumaya ki, dayalı bir rekabet. Evet, okumaya dayalı bir. İkincisi mesela ben ilkokuldayken şeye gider gelirdim. Hocaya gider gelirdim. Hepimiz elimizde şeylerle, musaflarla, Kur'an-ı Kerimlerle giderdik. Bir defasında bir assubay, nurcuymuş. Ben de ilk defa Risale-i Nur'u onda gördüm ve Ayet-ül Kübra isimli Risale'yi okudum. Ama hiçbir şey anlamadım. Osmanlıcadan da öteye. Tabii. Onun üzerine bana gittim söyledim, bana şey verdi, lügat. Ben Osmanlıca zevkini Risale-i Nur'dan başlayarak aldım. O kadar zordu ki. Sonra öğrendim ama. Yani bir şeyi okuyorsunuz, merak sonra size Osmanlıca öğretiyor. Mesela benim haçlıklarımı biriktirip gidip yine kitap alırdım. Her türlü. Orada iki tane kitapçı vardı büyük. Bana Hasan yeni kitap geldi derlerdi, giderdim. Bir de size bir şey söyleyeyim, size komik gelecek. Çünkü çok tabii gençsiniz benden. Bizim zamanımızda öyle binlerce kitap yayınlanmazdı. Tabii. Her gün en fazla bir iki kitap yayınlanırdı. Ben belli bir zamana kadar bütün kitapları okudum. Bütün yayınlanan kitaplar. Ama sonra kaçırdım. Yetişen kaçırdığım mi? Zaman da sosyalist dönem 1960 sonrası. Yahu adamlar dili de bozuk maalesef. O kadar saçma sapan şeyler yayınladılar ki hepsini de okudum ben. Okudum ki çünkü şeylere katılıyoruz durmadan. Açık oturumlara filan rakiplerimizle okuyalım diye. Ve kütüphaneden çıkmazdık zaten. Çünkü hep adeta bir siyasi parti gibiydik hepimiz. Ama kimse kimseye yumruk filan atmadı. Yani ona evet, zamandan kazanmak adına. İşte üniversiteden mezuniyet, sonra Devlet Planlama Teşkilatı, sonra o dönem dediğimiz gibi Merhum Özal, müsteşar. Orada başlıyorsunuz değil mi ilk iş hayatına, memuriyete, DPT'de. Bu arada mezuniyet tezim Karl Marx sermaye. Aha. O zaman Mehmet Hoca vardı. Mehmet Sevik miydi? Sevekti miydi? O hoca Marksist'ti ve şeyi çevirmişti. Kapitali ilmize. Bana ithafı var. Marx'ı en iyi bilen adama ne yazık ki anti-Marksist. Ben de dedim ki hocam işte ben iyi bildiğim için anti-Marksist'im zaten. Sonra da hep ekonomik siyasi doktrinler hocası olarak
çalıştım ekonomi falan. Sonra da bir ekonomi doktorası verdim. Sonra da 3 tane fahri doktoram oldu değişik dallarda. Ne güzel. İlk memuriyete nereden başladınız? İlk memuriyete devlet memur teşkilatı imtihanını kazandım. Kazandınız ve başladınız. Birincilikte başladım. Ve şeyde Ekrem Ceyhun'un koordinasyon dairesinde başladım. Fakat o zaman ki nişanlım da orada kazanmıştı. Onun üzerine bizi ayırdılar iki nişanlı beraber olmaz diye. Nevzat Yalçıntaş rahmetli onun yerine geldim. Orada hemen kısa zamanda o kadar güvendiler ki başarılı da olmuşum. Bana yeni eleman imtihanı yapma yetkisi verdiler. Şimdiki insan kaynakları evet, size gibi, bağlı gibi. Gibi. Ama ben eğitim yatırımlarına falan da bakıyordum. Ve senelerce çalıştım ama 1971'de o 11'ler hükümeti Türkiye'nin ilk sosyalist hükümetiydi. Onlar benim masamı bile attılar yani bırakın şey. Ben de plan deri ve plan seni kurdum. İlk defa kamu sektöründe bir sendika kurdum ve bir de dernek kurdum. Bunun üzerine Memdu Aytür vardı. Teşvik Uygulama Dairesi'ndeki adamları attılar. 71'deki değişiklikten şey bahsediyorsunuz değil mi? Efendim? 71'deki değişiklikten bahsediyorsunuz. Evet. Sonra askere gidiyorsunuz. Askerden döndükten sonra İçişleri Bakanlığı'nda müşavirsiniz. Korkut Özal'ın. Ha şöyle hayır. Askere gittim. 1929 yaşındayken 74'te askere gittim. Hı-hı. Beni genelkurmaya verdiler. Kıbrıs Harekatı'nın maliyet planlamasını yaptım. Sonra şeye geldim, Harp Okulu'na. Harp Okulu'nda West Point sistemine Amerikan geçiriyorlardı. Hmm. Orada çalıştım ve orada hocalığa başladım. 7 sene kadar hocalık yaptım. Şimdiki Genelkurmay Başkanı mesela benim öğrencim. Öyle mi? Onun gibi birçok başkaları da var. İşte onu çok iyi hatırlıyorum ama. Çok vatanseverdi inşallah. Sonra meşhur Güneş Kurtay hükümeti. Oraya geleceğim. Temaslarınız olur muydu Hulusi Paşa'yla? Hayır. Yani Hulusi öğrenci. Paşa öyle söyleydi. Birçokleriyle temas ederdim. Benim Mustafa oğlum da o zaman küçüktü. Onları her cumartesi günü öğleden sonra çaya beklerdim. Hmm. Onlar da kılıçlarıyla, şeyleriyle gelirlerdi. Yani severdim, müşfiktim. Evet. Bir de milliyetçi olduğum için, vatansever olduğum için hoşlarına giderdi o yani. Benim. Ama bu arada demokrasiden bahsederdim devamlı olarak. Milliyetçilik ve demokrasi. Demokrasi. İkisi çelişen değil, tam tersine birbirini tamamlıyor. Hiç şüphesiz. Şimdi bizim milliyetçiliğimiz ırkçılık değildir, vatanseverliktir. Hiç şüphesiz. Güneş Motel'den sonra 42. hükümet ve o dönemde bürokrasi serüveninizde tabiri caizse bir gol yiyorsunuz. Komik bir goldür bu. Daha evvel şunu söyleyeyim. Ben askerden dönünce beni almadılar planlama teşkilatına. Bunun üzerine ben de Süleyman Demirel'e baş müşavir oldum. Çarşıs müşavir. Yanımda da Atilla Peynircioğlu ve Mehmet Bilger var. Üçümüz birden gittik. O ikisi sonradan Adalet Partisi'nin müşavir oldular. Ben devlette kalayım efendim dedim Süleyman Bey'e. Buradan size çalışayım diye. Daha sonra beni oraya oturtamayınca öyle bir sinirlendi ki uzman bile giremiyor. Ben de dedi o zaman planlama teşkilatına paralel teşkilat kurarım dedi rahmetli Demirel. Ve ekonomik sosyal işler başkanlığını kurdum. Ben de başkan oldum. Müsteşar seviyesinde. Efendim bu yürümez dedim yani suni öbürü anayasal bir kurum. Siz böyle kuruyorsunuz kararnameyle. Olsun yürütürüm ben dedi. Yürümezdi. Ondan sonra bir ara Şaban Karataş Hoca, daha önce Nevzat Yalçıntaş Hoca, bunlar TRT'ye gitmişlerdi. Sonra ben TRT müşavirliği yaptım falan filan. Ziraat Donatım Genel Müdür Yardımcılığı yaptım. O 60 bin kişilik bir teşkilattı. Genel müdürüm de Cevat Ayhan'dı. Şimdi bitkisel hayatta ne yazık ki. Orayı çok sevdim. Ondan sonra da Korkut Bey
beni tanıdığı için şeyden. Malatya'dan. Malatya'dan değil, hayır. Onu sonradan şey, üstü söylemiş. Zirai Donatı'ndaki çalışmalarım. Dolayısıyla beni aldı. Müşavir yaptı. O zaman 1977, yani ikinci MC diye bilinen ikinci Milliyetçi Partiler Topluluğu koalisyonunda ben müşavir olarak başladım. Daha sonra da İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldum. Son olarak da Güneş Motel meselesi çıkmadan, yani rahmetli Ecevit gelmeden beni gol yedim dediniz de o golü anlatayım. Diyarbakır Valiliğine tayin ettiler. Diyarbakır Valiliğine mi? Valiliğine. Valisi olarak mı? Valiliğine. Vali, hayır, valisi olarak. Yanlış ifade ettim, haklısınız. Valisi olarak tayin ettiler. Sonra? Ve kararnamem de imzalandı. Fakat o sırada Güneş Motor Hükümeti kuruldu. Bizim ton ton solcular geldiler. İlk işleri de hepimizi bir odaya toplayıp görevinden almak oldu. 50 kişi bir odada. Kaç gün vali kaldınız yani? Koltuğa oturamadan da olsa. Birkaç gün canım. Onun da emniyeti yok. O sırada bir şeyimiz vardı. Bir PKK meselesi yavaş yavaş kendisini gösteriyordu daha doğrusu. O zaman devrimci Doğu Kültür Uçakları falan vardı. Beyce Boran'ı falan. Aha. Onun üzerine onunla mücadele edecektik. Şeyimiz de şuydu. Gayet basit ilkemiz. Kanun dışı kimselere hiç müsamaha göstermeyeceğiz. Ama normal Kürtlere büyük bir şefkatle yaklaşacağız. Hatta ben tahsisattan para da istemiştim oraya giderken. Herkese işte götüreyim, bir şey takı falan yapayım. Bu benim valilik maaşımı olacak isteydi. Kabul etmiştim. Devletin müşfik tarafını böyle gösterelim. Evet, sonra o sırada şey geldi, İrfan Özaydınlı. İrfan Özaydınlı Paşa. Ben de bir tek telefon vardı. Telefonda bu önce mahsusen bu telefonu dinleyene, dinletene, kaydı alana, ana avrat sinkaf sinkaf der. Bir hafta sonra böyle ufak tefek siktim püktüm bir adamcağız geldi. Ben efendim başkomiser Mehmet Bey dedi. Mehmet'i hatırlıyorum da soyadını hatırlamıyorum. Şimdi dedi ben rica etsem acaba kaydı alana küfretmeseniz olmaz mı? Niye dedim anlamadım öyle. Kayda ben alıyorum dedi. Ben istihbaratçıyım. Siz getirdiniz beni zaten oraya dedi. Şimdi dedi bir güzel küfür ediyorsunuz her gün dedi filan. Sil defalarca. O peki kayda alan hariç diye küfretmeye başladım. Bunun üzerine hepsi de İrfan Özaydın'ın Paşa'ya gidiyormuş. Demiş ki ya ben bu adamın küfürlerini mi okuyacağım bütün gün. Dinlemeyi bırakın demiş. O arada beni vali olarak Diyarbakır iline tayin edilen ve Diyarbakır'a takdim edilen rahmetli Korkut Özal tarafından Hasan Celal Güzel'i önce Beytüşşebap nüfus memurluğuna. Of. Sonra ona elyak olmadım, layık olmadım. Çünkü 5 sene nüfus katipliği yönetmeliğe göre yapmadığım ortaya çıkınca Diyarbakır il emrine evrak kayıt memur tayin ettiler. Düşünebiliyor musun? Müşavirlikten. Hayır, valilikten. Pardon tabii sonra. Onun üzerine tabii ben gitmedim. Adapazarı. Döndünüz akademiye. Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'ne gittim. Orada Profesör Sabahattin Zaim vardı. Cennet Mekan. Çok severdik. Nur yüzlü tonton. Allah rahmet eylesin. Asistanlarından biri de Abdullah Gül. Evet. Beni o zaman o asistanların başına getirdi öğretim görevlisi olarak. 20 tane. Birisi Abdullah Gül. Orada mı tanıştınız ilk? Evet. Ha, Abdullah Bey'le mi? Hayır. Rahmetli şeyi çok severdi ikimiz de. Necip Fazıl'ı. Hatta ben onu atladım. Hoş bir anekdot var. Ben işte güzel bir çocukmuşum. İlk defa ses cihazını babam getirmiş. Merkezde bir yerde babamın mağazası vardı. Ve yeter söz milletindir diye bağırıyordum. Devamlı çıkıp. Vitrine herkes de geliyordu. Bu arada diyorlardı ki Hasan Türkçe ezan okur musun? Ben de Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı adamı böyle uludur. Bu da Necip Fazıl'ın büyük doğasından. Bir de Tanrı uludur, Tanrı uludur, Recep Peker Allah'ın kuludur. Bunu 5 yaşındayken mi yapıyorsun? 5 yaşında. 5 yaşında politikacı.
Efendim işte asistanlık öyle. Sonra da birden istifa ediyorsunuz. Ankara'ya dönüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben baklavacılığa başlıyorum. Onun da sebebi şu. Şu geleceğim. Orada müşavirlik. Bir adam vardı. Ya geleceğim müşavirlik. Çocuklar atmaya kalkınca sabaha kadar Halk Kütüphanesi'nde o kadar biriken entelektüel müktesebat, akademi ve baklavacılık. Senin hikmet. Ah ah keşke açsaydım. Şimdi zengin olurdum böyle sürünmezdim. Zincirler olurdu baklava. Valla bayağı iş olurdu. Evet. O zaman da Saffet Arkan Belik de Abdülkadir Aksu'ya güveniyorum. Arabaları var. Ha. Bir gün birisi alacak baklavayı. Şeye geleceğim, pardon. Birdenbire akademiyle ilişkiyi niye kesiyorsunuz? Efendim orada Ahmet Büyükaklaşlar sonradan milletvekili oldu. Ve rahmetli Ahmet Arıca, o Sayıştay üyesi oldu. Sonra vefat etti bir. Onları atmak istediler. Mevcut idare. Atmaları da şu. Güya kopya vermişler çocuklara. Böyle bir şey yok. Ben de bunun üzerine toplandım. Dedim ki arkadaşlar hep beraber istifa ediyoruz dedim. Hepsinin istifalarını aldım. Ondan sonra hepsi de bana gelerek tek tek İşte evladı iyal falan yıkılası hanede viran o diye şeyde hikayeler okuyunca mecburen git gönderdim verdim. Bir tek Ömer İnan profesör. O da sonra milletvekili oldu. O kavlinde kararlı oldu. Onun dışındakilerin hepsi geri aldı işte. Bir de siz. Ha onu söyleyeceğim. Hı. Şimdi böyle olunca Ömer'inkini de aldım yıttım attım. Ömer dedim sen mi fedakarlık edeceksin? Sonra ben beraber istifa ettim. Bir de beyanat verdik üçümüz. İdareye her şeyi söyledikten sonra gittik baklavacı dükkan açmaya. Ve şeyde Yüksel Çarşısı'nda bir yer tuttum. 5000 liraya bir yer tutuyorsunuz. 5000 liraya bir yer tuttum. Annem baklavacı şeyini önlüğünü bile dikti. Siz kendiniz açacaksınız. Hayır öyle değil. Şey gelecek en iyi baklavalar gelecek Gaziantep'ten. Hava yollarıyla gelecek. Bir gün Abdülkadir Aksu bir gün de Saffet Arkan Belik arabalarıyla gidip olup bana getirecekler. Ben de satacağım. Böyle bir şey. Ama onu bir tatsalar öyle Hacı Baba'nın filankine benzemiyordu. Yani. Çok güzeldi. Netice itibariyle uzun etmeyeyim. Ben tam bu işe girmişken, yeri de tutmuşken Turgut Bey müsteşar oldu. Ondan sonra... Pardon, bir de Türk Hava Yolları'nın grevi var. Ha, bir de o var. Az daha greve rastlayacaktık. Neyse otobüste falan gelirdi ama ondan sonra grev meselesi var. Bayağı öğrenmişsiniz detayını. Çalıştık. Efendim, o arada... Turgut Bey gelmiş, müsteşarla oturmuş. Evet. Gideyim Turgut Bey'i bari tebrik edeyim dedim. Aynı gün. Çok yakınımız, seviyor bizi falan. Tabii. Gittim. Dedim ki efendim tebrik ederim. Hayırlı olsun. İşte 24 Ocak. Özal o zaman olacak. Ne müsteşar olmuş? Başbakanlık müsteşar olmuş. Hı-hı. Süleyman Bey'le de pazarlık etmiş. Hı-hı. Ben eğer Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığıyla beraber alırsam ona da vekalet edersem olurum demiş. Hı-hı. Demirel Başbakan. Demirel Başbakan. Müsteşarı. Başbakanlık müsteşarı. Çünkü daha evvel Başbakanlık müsteşarları hep yolunu kesmiş. Hı-hı. Mason tiplerdi. Hı-hı. Bir tek o değildi. Sonra da ben değildim. Onu neyse. Bir de Mustafa Bey vardı rahmetli. Şimdi hayırlı olsun bana gittiniz. Dedi ki hayırlı olsun gittim. Ne yapıyorsun dedi. İşte baklavacı dükkanı falan filan. Bırak soytarlığı dedi. Al dedi şuraya bak. Benim için resmi gazetenin mükerrer sayısını çıkarmış ve müsteşar muavinliğine tayin etmiş adam. Haberiniz yok. Haberim yok. Böyle şeylere bayılırdı sürpriz yapmaya. Kalk 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 güldü. Git odana hazırladım oraya otur dedi. Şimdi hemen oturman lazım. Bir sürü içimiz birikti falan filan dedi. Bir günde. Sizin dükkan açık. Ben de dedim ki efendim ben baklava satacağım filan. Bana bir küfür bastı. Ağzı bozuk değildi ama bakışlarım senin baklavandan. Ulan neden bahsediyorsun? Sen neden bahsediyorsun? Biz Türk ekonomisini yöneteceğiz beraber filan dedi. Ondan sonra da hakikaten sonra gittiniz. Güzel günlerimiz oldu ama hep sabahlara kadar çalıştık.
Şu ben bir güvenlik koordinatörü oldum. Ben de genel sekreterliğe vekalet ettim filan. Hatta bir ara rahmetli Demir'e sormuş. Yahu demiş, Turgut Bey, bu adam kaç yere vekalet ediyor yahu demiş. Olur mu acaba hukuken filan demiş. Bir 11 nolu fotoğrafı bir alalım. Canım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu ilk işte o göreve başladığınız dönemler. 12 Eylül öncesi mi? Hayır, bu Milli Eğitim Bakanı iken galiba. Çok daha sonraları. Milli Eğitim Bakanı. Şimdi bu fotoğrafın biraz öncesinde. Ama benim Milli Eğitim Bakanlığım var, çalıştığım Başbakan Yayın Bakanlığım, Devlet Bakanlığım ve Hükümet Sözcülüğüm var. Bunlar var da en verimli olan Başbakanlık Müsteşarlığımdı. 12 Eylül öncesi. 12 Şimdi Eylül. 12 Eylül'e bir gelelim, sizin ağzınızdan orayı bir dinlemek isterim. Siz ilk nerede, nasıl fark ediyorsunuz bu meseleyi? Bir başbakanlık müsteşar yardımcısı iken. Dolaşıyor muydu hava? Hissediliyor muydu böyle bir şey? Bence bu dolaşıyordu. Bu travmayı tüm ülke yaşadı da sizin özelinizde, sizin Şimdi bakın, dünyanızda efendim, nasıl oldu? Biz dedik ki bu adamlar muhtıra gibi bir şey verdi. Sonra kimse üzerine almadı. Sana verdi, bana verdi filan oldu. Halbuki o zaman ocağın başındaydı. Kenan Evren Paşa çok sert bir bildiri yayınlamıştı. Biz de bunu biliyorduk, bu havayı. 24 Ocak kararlarını hazırladıktan sonra evvela sabaha karşı gittim ben. Cumhurbaşkanlığı uyandırdım. Ondan sonra anlattım, arz ettim. Daha sonra da mükerrerde yayınladık resmi gazetede. Ve ondan sonra da en son Dışişleri Bakanlığı'na gittik. Sabaha karşı Turgut Bey'le beraber IMF'e, IMF'ye telgraf çektik. Tamam, operasyon tamam diye. Niye biliyor musunuz? 50 milyon dolar için. Çünkü bizim 5 kuruşumuz yoktu. Yani isimleri lazım değil. Bazı büyük firmalardan devlet borç almaya kalktı. Biz hep 24 Ocağı paltolar içinde yaptık. Çünkü kaloriferler yanmıyordu. Kaloriferler yanmıyordu. Kamyonlar işlemiyordu. Bir rezalet vardı yani. Onun üzerine ertesi günden itibaren açılmaya başladı. Sonra bir yerden daha 150 milyon bulduk. Sonra rahmetli Turgut Bey devamlı ülkeler arasında gitti geldi. Hem özel sektöre hem kamu sektörüne para bulmaya çalıştı ve buldu. Başarılı oldu. Bu arada da ben hep vekildim. Ondan beraber çalıştım. Siz bununla çalışıyorsunuz ama bu işlerle uğraşıyorsunuz ama bir taraftan sokaklar karmakarışıkları. Sokaklar karmakarışık filan, bombalar patlıyor, böyle bir şeyler. Bir şey geliyor, hissediyor musunuz? Tabii hissediyoruz. Ve üstelik şunu da hissediyoruz. Bunu sadece teröristler tarafından, o zamanki lafıyla anarşistler tarafından değil, aynı zamanda derin devlet tarafından da planlandığının farkındayız. Öyle düşünüyoruz. Onun için de Turgut Bey dedi ki, bu 24 Ocak kararlarını gidip Genelkurmay'da anlatalım. Ben de dedim ki anlatalım ama Süleyman Bey'den izin alalım. Sonra garip bir duruma düşmeyelim. Bize de darbeci denmesin. Süleyman Bey'e gitmiş kendisi. O da demiş çok iyi olur demiş. Hem de bir görsünler bakalım. Hiç o kadar kolay mı demiş. Gitti bütün Türkiye şeydeki Ankara'daki generaller orada, ulusu da orada filan. İşte Kenan Evren orada. Tam 4,5 saat adam anlattı. Bize filan fazla laf düşmedi zaten. Hüsnü Doğan, ben filan gitmiştik. Fazla bir ekip yoktu. Ne oldu Akbul, sunum bitince? Akbul vardı. Sunum bitince çok memnun oldu. Alkışladılar. Ayakta alkışladılar hatta. Çünkü Turgut Bey müthişti. Sonra dedi ki Turgut Bey gülerek, eğer dedi müdahale etmeyi falan düşünüyorsanız, gülerek söylüyor cesaretle, bunları bilin de yapın dedi. Vay. Ben dedim ki sonra, abi dedim darbeyi geciktirdin dedim. Darbe olacaksa bile geciktirdim bu durumda. Adamlar bir de
24 Ocak'tan sonra kendileri talip oldu. Gene Süleyman Bey'e rahmetli haber vererek, ondan müsaade alarak gene gittik biz ikinci defa. Bu defa gene Turgut Bey uzun uzun neler yaptıklarını ondan anlayabileceği bir şekilde anlattı. Gene ayakta alkışlandı. Ondan sonra Mahmut abiyi geciktirmedi. Sonra yalnız ben oradan çıkarken dedim ki bak abi, bu adamlar darbe yapacaklar ve seni de ekonomiyle ilgili işin başına getirecekler dedim. İnandı mı? Hadi canım sen de falan dedi ama galiba onun da aklından geçti. Ve ondan sonra dediğim oldu. Dediğiniz oldu. Bir araya daha gidelim. Zira burası önemli. Özallı yıllara geliyoruz. Biraz da süremiz daralmakla beraber. Kısa bir ara sonra tekrar birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. 12 Eylül gelmek üzere. 24 Ocak kararları Hasan Celal Güzel, Turgut Özal'la beraber sunumlarını yapıyor. Hasan Celal Bey'in deyimiyle biraz geciktiriliyor darbe ama sonrasında 12 Eylül olduğunda, o gece olduğunda siz neredeydiniz? Veya kaç saat önceden? Ben 11 Eylül sabahında Hüseyin Erdem, daha sonra MHP'nin Ankara Belediye Başkanı adayı oldu. MHP tanıdığı bir arkadaşımızdı o zaman. Şimdi öyle değil zannederim. Benim de sevdiğim ve gerçekten talebeliğinden beri ilgilendiğim mülkedi. Geldi bana kıyafetiyle filan. Asteğmen kıyafetiyle. Abi darbe olacak dedi. 11 Eylül sabahı. 11 Eylül sabahı. Sen nereden biliyorsun dedim. Bütün isimler kaldırıldı. Ben annem ölmek üzere diye yalvardım. Paşalardan izin aldım. Hepimizi kapattılar. Bu gece gelecekler. Terör bahanesiyle el koyacaklar dedi. Ben bunu öğrenince hemen evvela müsteşarıma koştum. Turgut Bey. Turgut Bey doğrudur dedi. Telaşlandı biraz ama benim yapacak bir şeyim yok ki dedi. Ondan sonra sen bunu Süleyman Bey'e söyler misin dedi. Efendim söylerim ama siz söyleseniz daha iyi olur dedim. Neyse uzatmayayım lafı. Süleyman Bey de bir İsparta heyetiyle, kalabalık bir heyet, 50-60 kişilik çıkıyor. Yakaladım dedim ki efendim çok önemli bir şey arz edeceğim dedim. Evvela bir durakladı. Sonra baktı ki etraf kalabalık. Hasan sen bunu Ekrem'e söyle dedi. Ekrem diyorum devlet bakanı. Onun da her şeyi. Sağ kolu filan. Benim de hayatımda tanıdığım en büyük devlet adamlarından biriydi. Allah rahmet eylesin. Ama dedim bu çok önemli. Tamam bana o anlasın dedi geri. Gittim. Böyle böyle dedim. Dedi ki biz de hareketlilik gördük. Milli Savunma Bakanlığı sordum. Ahmet İhsan Birincioğlu. Zırhlı birlikleri getiriyoruz. Gece şey yapacağız. Efendim anarşistlere karşı bir arama yapacağız. Onun için fazla asker. Hareketlilik ondan. Dedi. İnanmayın dedim. Darbe olacak. Ben iyi biliyorum. Böyle böyle konuşulmuş. Aralarında konuşmuşlar. Bu üst rütbeli paşaların şeyi bizimki Hüseyin Erdem. Ondan sonra ben Süleyman Bey'e arz ederim dedi. Gitti filan. Darbe oldu. Ben o arada o gece olacağını bildiğim için ne kadar benim notum varsa bu arada devlet bakanlarının ve Süleyman Demirel'in bütün notlarını şahsi temizledim. Hepsini aldım bir çuvala doldurdum eve götürdüm. Tertemiz bir şey başbakanlık. Geldiler araştırıyorlar hiçbir şey bulamıyorlar. Bu sefer tahsilat-ı mesure kasasına çaldı dediler. Örtülüyor direkt. Meşhur hikayeleri var ya 27 Mayıs'tan. Evet. Peki dedik rahmetli Ekrem Bey veda etti karşısına helallik dileyerek korkarak biraz geldi. Açtı. O götürüyordu kasayı. Turgut Bey ben uğraşamam demişti. Halbuki başbakan müsteşarların yapması lazım. Açtı kuruşuna kadar 50 kuruşuna kadar hatırlıyorum. Hesabını verdi kasanın. Bunlar da umduklarını bulamadılar. Ben dalga geçiyordum ne bulacaksınız altın madenini falan diye. Siz ne yaptınız o evrakları yaktınız mı? O evrakları mı? Evet. Yok yakmadım. Sakladınız. Evet. Mesela sadece onu bile kullansam ben herhalde 1000 sayfalık bir hatırat yazabilirim. Aynen öyle. Sonra darbe
Ha şunu söyleyeyim. Onların içinde bir tutam da üstü açık. Süleyman Demirel imzalamış ve bakanlar imzalamış. Biz üstünü böyle açık kararnameler tutardık ki çok acil bir şey çıkınca. Onu eve alıp götürdüm. Sonra Süleyman Bey atalardan, modalardan döndükten sonra kendisine verdim. Aha bu sende miydi dedi. Ben deydi efendim dedim. Böyle evvela aldı. Sonra dedi ki bak Hasan alıyorum, yırtıyorum, çöpe atıyorum dedi. Yani bana bile sonradan şey etmeyeyim diye istismar etmeyeyim dedi. Hızlı geçiyorum. 12 nolu fotoğraf bir gelsin. Artık ANAP Seçim ve Özel ve sizde Anavatan Partisi kuruluyor. 86'da Anavatan Partisi. Demin Gaziantep'teydi o fotoğraf. Gaziantep milletvekili olarak meclistesiniz. Özel hükümetlere devlet bakanlığı, hükümet sözcülüğü, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı. Siyasetçi olarak nasıl çalıştınız merhumla? Efendim ben itirazlarınız olmuştur. Elhamdülillah dürüst bir insanım. Yani politika için bile olsa ne halka ne kişilere karşı asla yalan söylemedim. Sadece çocukları filan işte Fransızların beyaz yalan dediği gibi o uyusunlar diye mesela sinema kapalıymış gibi şeyler söyledim. O kadar. Onun dışında hiç söylemedim. Ciddi söylüyorum. Hala da söylemiyorum yani. Özal da bu mizacımı bilirdi. O da dürüst bir insandı tabii aslında. Ben devlet malına çok şey ederdim, dikkat ederdim. Öyle ki iki kalem giderdim. Eğer kendi işimi yazıyorsam o kalemle, öteki işi yaparsam o kalemle. Böyle adamlar yok, enayi gibi. Size bir şey söyleyeyim mesela, Eyüp aşağı sorulabilir. Ben cebimde şıkır şıkır jetonlarla gelirdim. Bakanken? Bakanken, müsteşarken, milletvekiliyken onları alır, getirir. Kuliste, ANAP kulisinde bir şey vardı. Kulübe. Orada yapardım. Kulübe de değil, açıkta konuşmamı yapardım. Çünkü onlar benim özel konuşmamdı. Sonradan o hanımefendi 1 milyondan fazla parayı çıkarınca çok güldüm acacı. Düşünebiliyor musunuz? Ben kendime ait bir tek konuşma yapmadım. Ona dikkat ettim. Makam arabalarım oldu. Müsteşarken, şeyken, efendim bakanlık yaparken çocukların bir defa binmediler. Eşim bir defa binmedi. Okula bile de mi göndermediniz? Okula bile göndermedim ve bir saat erken yavruları öperek falan uyandırırdım. Ama onu göndermedim. Hiçbir şekilde kamu binaları satın almadım. Turgut Bey de çok istiyordu böyle yapmamı. Hatta bana diyordu ki bir tek benim imzamla başbakan adına attığım müsaade edilebiliyordu. Birisi gitmiş ikna etmiş. Bana diyordu ki daha ben bile söylesem yapma. Şimdi telefonu açtı bunu yap. Yok yapmam efendim. Niye? Sen bile söylesen yapma dedim. Ulan bize de mi lolo dedi. Yap işte diyorum dedi filan. Yapmayacağım dedim ben de. İstifa ederim dedim o zaman. Bunun üzerine akşam ilk yapmadın yahu dedi. Adamlar üçkağıtçı çıktı dedi bana. Bir şey daha anlatayım mesela bununla ilgili. Bir gün Emlak Kredi Bankası Genel Müdürü seninle konuşmak istiyordular. Niye? Benim ne işim var onunla dedim başbakan. Bir sürü zorluk günler. Günde 400 telefonla konuşuyordum böyle. Geldi adam böyle ufak tefek süktüm püktüm bir adam. Tam böyle ezik bürokrat tipi. Efendim dedi biz baktık dedi. Herkes üçer beşer daire almış dedi Ataköy'den. 200 metrekarelik hususi yapılmış. Siz hiç almadınız işte. Hanımefendi 3 tane aldı. Turgut Bey şu kadar aldı. Bilmem ne şu kadar aldı. Özel kalem müdürü bile şu kadar aldı. Siz bir tane bile almamışsınız. Bir dakika ya dedim benim param yok. Onlar paralarıyla aldı herhalde. Siz ağaç ucuyorsunuz nasıl yok? Hayır dedi ki bana. Ya bir ihtiyaç yok. Nasıl dedim bedava mı veriyorsun? Hayır. %1 faizle peşinatsız 20 sene ödemeli. Yani bir dakika dedim ya o adama.
Ben eğer Başbakanlık Müsteşarı Hasan Celal Güzel olmasam da, vatandaş Hasan Celal Güzel olsam, bana verir misiniz bunu dedim. Ya hiç vermeyeyim dedi. Onun üzerine adamı aldım, kedi tutar gibi ensesinden tuttum, kıçına bir tekme, özel kalem müdürünün odasına yuvarlandı gitti. Sonra da hemen görevden alınması diye yazdım, gönderdim rahmetliye. Kimdi o? İşte o zamanki genel müdürdü diyelim. Peki. O size de problem çıkmasın sonra. Peki. Sonra Turgut Bey bana dedi ki, ne diye alıyorsun şimdi bunu görevden dedi. Adam dedi böyle böyle yaptı. Ulan adam olmayacaksın, al bir tane de sen otur dedi. İleride lazım olur dedi bana. Ben dedim böyle, kusura bakmayın. Biraz gelişti Turgut Bey bu konuda. Öyle ben hiç yolsuzluk yaptığını duymadım ama hoşuma gitmiyordu. Hediye falan geliyordu, kabul ediyordu vesaire. Halbuki ben hediyeleri şeye yazıyordum, Demirbaş'a kaydediyordum. Ondan meşgul. Başa dönseniz alır mıydınız o evi? Efendim? Bugün olsa bu tek... Şimdi bazen şeye gidiyorum, İstanbul'a ve İstanbul'da oteller 250-300 lira. Ailemle filan gidiyorum, tanıdıklarımla, dostlarımla. Onları benim karşılamam mümkün değil. O zaman keşke alsaydım filan diye düşünüyorum. Aklım bir geçiyor, sonra hemen iyi ki almadım filan diyorum. Onu diyecektim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Almadı, imzalamadı. İki ay sonra Kemal o Horzum krizi oldu ya, hı hı. İşte o krizi çıkaran genel müdür. Ve az daha hükümet istifa etmek zorunda kalacaktı. Bana o zaman kaç defa dedi ki, Hasan keşke sen söylediğin zaman alsaydık bu herifi filan dedi. Yani pişman oldum. Bu aralıkta da eminim anlatacak çok şey var ama. Yani bunlar ben çok enayi bir adamım onu demek istiyorum. Estağfurullah. Yürekli bir adam mısınız? Yani müsteşar olarak başbakanına olmaz. İsteseniz de olmaz. O da ama onun dünya bir başbakanı. Aranızda bir şey hani iyi bir dostluk, naz geçer, bir hatır güven geçer. Vardı. Mesela bana 40-50 tane saymadan kağıdı alır antetli, altına Turgut Özal, Turgut Özal diye imza atar verirdi bana. Ben de kasaya kilitlerdim. Üstünü istediğin gibi doldur derdi. Ama ben hep doldurduğum kimselere ona sordum. Yaptığım işleri hep ona söyledim. Söyledim yani hiç istismar etmedim. Tek istismar etmedim. Şeyi söyleyecektim. Şimdi enayiliğim bitmez ki. Anlatsam çok garip bir adamdı falan dersiniz. Ama bazı şeyleri görünce, bazı politikacılar, bazı kimseleri ben çok garipsiyorum. Çünkü ben kul hakkı olarak düşünüyorum onu. Ben inançlı bir Müslümanım. Ta 5 yaşından beri namazımı kılan, orucumu tutan bir adamım. Bunu övmek için söylemiyorum. Herkes böyle olmalı. Ama ne yazık ki kul hakkı konusunda dikkatli olunmuyor. Kul hakkı çok daha önemli. Her şeyden önemli. Bu iş namazdan, oruçtan falan halledilemez. Rahmetli babam bunu uzun uzun anlatırdı bana. Hep böyle gördüm. Dayım Ali İhsan Göğüş'te düz bir adamdı. Son derece düz bir adamdı. Böyle politikacının hem CHP tarafı hem Adalet Partisi demokrasi. Lafınız hem oraya hem buraya. Herkes ortaya. Evet. Şimdi 89 merhum Cumhurbaşkanı, siz ANAP Genel Başkanlığı'na aday oluyorsunuz. Fakat Yıldırım Akbulut tabi veriliyor başbakanlık görevi. Enteresan bir hikayesi var. Birçok kişi buna çok şaşırıyor. Ardından 17 Kasım 89'da olağanüstü kongre, Yıldırım Akbulut genel başkan. Özal'ın size adaylıkla ilgili bir önerisi var. Acele etme Hasan diyor filan. Orayı bize bir anlatır mısınız? Efendim, ve siz şimdi, dinlemiyorsunuz bu ödü. Şimdi rahmetli falan. Özal, ilk defa söylüyorum burada. Birkaç defa bana, oğlum dikkat et. Benden sonra sen geleceksin. Ben seni yerime yetiştirdim dedi. Tabii bu hiçbir zaman bir hırs vermedi bana ama bunu kulağımla duydum. Bu arada Cengiz Bey var. Cengiz, doktoru Cengiz Aslan. Doktor Cengiz Bey. Doktor Cengiz Bey dedi ki ya dedi sen sabretmeyi bilmedin dedi. Ne oldu hayrola dedim. Amerika'da bypass için gidildiğinde
Semra Hanım'ı da çıkardıktan sonra doktoru çağırmış. Demiş ki sana vasiyetim var. Ben yerime Hasan'ı yetiştirdim. Ben eğer buradan kalkmazsam hiç kimseyi aramayın. Direkt onu vasiyetim olarak söyleyin. Hmm. Ama kalkarsam da kimseye söylemeyeceksin demiş. Hakikaten birkaç sene sonra bana bunu söyledi. O sırada söylemiş olsa daha önemli olurdu. Ben sabırsızlıktan değil. Şöyle oldu hadise. Bana geldiler dediler ki her taraftan aldım. Mesut Yılmaz bastırmış iş adamları filan değişik yerlerden. Kendisi de Cumhurbaşkanlığı düşündüğü için işte kendisi dindar, muhafazakar bir başbakan yerine biraz daha liberal filan modern birisi olsun. Onun için Mesut'u kararlaştırmışlar. Karısı da bunu özellikle Semra Hanım söylemiş filan. Onun için biz bunu bozalım bu oyunu dediler. Mustafa Taşer, diğerleri filan. Ve çok geniş bir milliyetçi ekip vardı şeyde, delege olarak. Ve adam araştırdılar. Ben Oltan Sungurlu olsun dedim. Çok severdim ve tabanda da sevilen bir insandı. Çok da dürüst bir insandır. Hüsnü Doğan olsun dedim. Hüsnü'yü kimse istemedi. Hüsnü'nün natıkası fazla yoktu ama çok akıllıdır. Daha tabii. Teknokrat bir isim. Evet. Ondan sonra aradılar, taradılar. Sonunda geldiler, sen bizim adayımızsın dediler. Ben de evvela başkalarına pas etmeye çalıştıysam da sonra peki dedim. Yıldırım Akbulut kimin adayı? Yıldırım Akbulut hiç ortada yok. Ben kendisinden destek istemeye gittim meclis başkanı olarak. Onun üzerine bana dedi ki tabii kardeşim dedi senden iyisini bulacağız dedi. Adamcağız beni destekleme niyetinde iken eline şey verdiler. Kabine listesini. Kim verdi? Turgut Bey. Hatta Kamran İnan'ı unutmuşlar sonradan ilave ettiler. Böyle bir şey. Acele yapılmış. Turgut Bey bunu niye yaptı size? Turgut Bey eşinin tesiriyle yaptı. Ben gittim birkaç defa. Efendim dedim. Bir beyaz sayfa açarız. Her şeyde siz eskiden olduğu gibi siz tespit edersiniz. Biz zaten beraber çalıştık. Ben dedim sizi elbet. Ya bu şu demekti. Ben herhangi bir şekilde hiçbir konuda hesap sormayacağım vaat etmiş oldum. Ama Turgut Bey buna inanmadı. Fakat baştan tabii olabilirsin filan dedi. Ama dedi dikkat et. Biz dedi Saadet'in bilgici desteklemiştik. Hatırlarsın dedi. Biz öyle bir geçmişimiz de var. Ama dedi Hürriyet gazetesi filan masonlar girdiler yaptılar. Yok dedim Hürriyet gazetesi de beni destekliyor. Bu sefer Cumhuriyet bile destekliyor dedim. Ondan çünkü dedim Basın Yayın Bakanlığı da yaptı. Semra Hanım sizi niye istemedi? Efendim Semra Hanım meselesinde şu var. Onun bir kendi şeyi vardı, çevresi vardı. Ben hep ikaz etti. Cengiz de beni severdi doktor. Gitmiyorsun, etmiyorsun falan filan onunla beraber. O çevreye katıl. Evet, katıl. Yani işte ben de ud çalıyordum filan. Semra Hanım udunu getir, çal falan filan dedi. Fakat Semra Hanım çok zeki bir insandı. Benim oradaki rolümü biliyordu. Küstürmek istemedi. Beni arattı. Saffet Erkan Bediye buldurdu. Hmm. Ben evde kapanmıştım. Ondan sonra öyle bir şey var. Bir ara var. Peki Yıldız barışmadı anladığımız kadarıyla. Yıldız barışmadı. Yani o da çocuklarını halbuki çok severdim. Bilirdim küçükten beri. Onlar da bu kadar yakınlığa rağmen olmadı. Bir de sebebi şu. Ben Turgut Bey'e derdim ki gidip, efendim siz inanan bir insansınız, bir hadis-i şerif var. Eğer Allah bir emiri seviyorsa ona açık sözlü müşavirler ihsan edermiş. O da benim diyorsun. Eğer sevmiyorsa dal kavuk vermiş. Yani sizi seviyor çünkü ben varım. Sonra birkaç defa kızdı bana, bırak hadis-i şerif okumayı da ne tenkit edeceksen et demeye başladı. Tabii tenkit edilmek güzel bir şey değil. Tabii. Yani o arada öyle şeyler oldu ki hadiseler. Şimdi anlatmak da istemiyorum anekdotlar. Çünkü Semra Hanım'ı üzmek de istemiyorum. Neticede
efendim geriye dönseniz, bir problem oldu. Geriye dönseniz o tabiri kullanmayacağım da ya o kadar tenkitkar olmasaydım diyor musunuz? Yani bazı hadiseleri görünce günümüzde de şeyde de veya biraz Mesut Yılmaz, Mesut Yılmaz'dan sonra sıfırladı biliyorsunuz parti bitti. %1 ondan sonra altına indi. O zaman diyorum ki keşke bu hanımefendiye daha fazla ayak uydursaydım. Bazı hareketlere göz yumsaydım. Mesela Turgut Bey'in yıpranmasına karşı çıkmaktı. Mesela bir Jaguar meselesi var. Evet. Ben haber verdim onu. Turgut Bey de çok kızdı. Açtı yanımda olmadık laf söyledi. Sonra bir başka şey var. Ahmet Bey'le ilgili falan. Neyse. Bunlar hep bir birikim meydana getirdi. Ben dediğiniz doğru. Bazen olan biteni görünce keşke biraz tahammül etseydim. Kilis'te gezerken bir ihtiyar geldi kulağıma dedi ki oğlum dedi köprüyü geçerken ay ya dayı demeyi beceremedin mi dedi bana. Fakat bu prensip meselesi. Bu prensip başka bir şey. Şurayı bir daha alalım. Şimdi Akbulut tabii kardeşim diyor yoktu filan. Ortada. Yok. Yani sizi Akbulut, destekliyorlar. Turgut Bey'in elini öptü. İçişleri Bakanı oldu. Ondan sonra da meclis başkanı oldu. Evet. Siz de adaysınız. Ben de adayım. Şimdi Turgut Bey bakıyor bir taraftan. Eğer şeyler seçilirse, Mesut Yılmaz olursa muhafazakarlar ve milliyetçiler isyan edecek. Eğer Mehmet Keseciler filan olursa o zaman da liberaller isyan edecek. Öyle dikkatle bir adam seçti ki hiçbirisi değil bunların. Ve Yıldırım Akbulut böyle geldi. Bu şekilde geldi. Neticede de biz kaybettik. Aslında delegenin 4/3'ü bendeydi ama ben Turgut Bey'e karşı şey ettim, mücadele ettim. Tabii. Şeyi bile bir yeni sistem kurmuştu. Güya kendisi gelmedi Cumhurbaşkanı olarak. Oradan taktik veriyordu. Öyle idram etti. Allah rahmet eylesin. Onu da bir hatırlayalım. 14 nolu video bir gelsin. Bu 15 Kasım 1991'deki İstanbul İl Başkanı Kongresi. İstanbul'u zaten duyun. 89'da Yıldırım Akbulut sonra Genel Başkan adayı siz Gaziantep milletvekili Sayın Hasan Celal Yücel Mesut Yılmaz'a karşı yarıştığımız kongre. Hiç üçlü hanelerin altına inmemişti kilom. İlk defa şimdi. Ne güzel. Şimdi biraz bu kongre diyelim ama Bu kongreyle Mesut Yılmaz kazanıyor. Bu ondan sonraki kongre. Evet 89'daki. Ha bizim bir enteresan bir yerde anlatmadığım bir anekdot var. Buyurun lütfen. Mesut'tan konuşalım dedim. Dışişleri Bakanlığı konusuna geldi. Dışişleri Bakanı o zaman bir yemek yiyelim seninle dedi. Baş başa oturduk yemek yedik. Kongre öncesi. Kongre öncesi. Hı. Mesut dedim beni destekle. Sen beni desteklersen kesin oyum ben. 91 kongresi için diyorsunuz. Evet evet. Evet. Ha 91 kongresi için değil. 89 için. Onu da zaten. Dedi ki Mesut, eğer ben desteklersem kesin sen olursun. İyi olayım dedim. Partinin durumunu falan biliyorsun. Sen olursan dedi bir daha gitmezsin. Ben dedi istediğin senedi veririm sana dedim. Ben geleyim partiyi düzelteyim. Sonra bir sene iki sene sonra sen geldin. Pışık dedi. Hiç sen unutmam. Hiç öyle şey olur mu dedi. Sen geldikten sonra zaten bu işi iyi yaparsın. İyi ya dedim iyi yaparsam. İyi yaparsam ben bile seni tutmak zorunda kalırım. Benim de şeyim biter dedi. İstikbalim ya bu konudaki. Aa. Ve ben de dedim ki ama parti bitiyor Mesut dedim. İkimizin dediği de doğru çıktı. Parti bitti. Parti bitti. Siz aday olmadınız. Ve o da başbakan oldu. O da başbakan oldu. Evet. Bir ara daha sonra tekrar huzurlarınızdayız. Hasan Celal Güzel'le deyim yerindeyse Türk siyasi hayatına, yakın siyasi hayata önemli tanıklıklar yapıyoruz sayesinde. 91 kongresine geliyoruz. Mesut Yılmaz ANAP Genel Başkan adayı ki genel başkan olmuştu o yarışmada, o kongrede. Hasan Celal Güzel de aday. O kongre öncesi yine Mesut Bey'le
veya muhtelif isimlerle temasınız oldu mu? O konuda hayır olmadı. Çünkü ben... Merhumdan izin istediniz mi tekrar bir kez daha? Hayır istemedim. Zaten kırgın o kongreye tabii biraz kırgındım doğrusu yani. Ama sonradan o kırgınlığım geçti. Hı. Zaten kendisi de bana telefon etti. Ben Cumhurbaşkanı'ndan istifa edeceğim. Yeni parti kuracağım. Ve iktidara geleceğim dedi bana. Ve sana dedi sağ kolum ol, teşkilatı sen kur. Bir de dedi Muhsin'i arayacağım dedi. Hı. Muhsin Bey rahmetli kabul etmemiş. Ben arkadaşları bulak gelemem filan diye. Ama ben şöyle düşündüm. O yeni parti içinde benim kurduğum partinin de elemanları yer alır nasıl olsa dedim. Onlara ihanet etmiş olmam dedim. Yoksa ben de teşkilatlanmıştım. Yeniden Doğuş Partisi olarak. Onu kuruluşu da enteresandır. Neyse. Ona geleceğim. Bu kongreye giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Bu kongreye giriyorum. Ben onu sırf söz verdiğim için girdim. Yanımda da Burhan vardı sadece. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir. O vardı. Bir de Kayseri milletvekilim vardı. Siz bir artık bir şey uğruna. Birkaç tane. Bir inat. Söz uğruna. Söz uğruna diyelim. Evet, söz. Vaatte bulunduğum için yani. Sahiden ilginç günler. Şimdi bir taraftan o dönemde biz o zamanlar tabii geçtiğimiz ilk keş yıllarımız ilginç geliyor o dönemler. Bir 15 nolu videoyu bir alalım. Orada ilginç bir anekdot. Hasan Celal Yüzel ile siyasi çizgilerimiz bütünüyle farklıdır. Ancak 1960'lı yıllarda ülkede öğrenciyken başlayan arkadaşlarımız, dostluğumuz bugüne değin sürmüştür. Bu arada mahkemelik de olmuştur. Mart 1991'de benim gazetecilik yaptığım yıllarda devrin Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ABD Başkanı George Bush arasındaki ikili görüşmenin tutanaklarını yayınlamıştım. Devlet sırlarını açıkladığım iddiasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. O tarihte milletvekili olan Hasan Celal Yüzel de tutanakları bana verdiği söylenerek davaya dahil edilmek istendi. Savcılık bu iddiasına kanıt olarak ikimizin yakın arkadaş olduğunu öne sürdü. Bunu da öğrencilik yıllarımızda Kıbrıs için kan verirken birlikte çektirdiğimiz bir resmimizle kanıtlamaya çalıştı. İddia hiç kuşkusuz komikti ve dava beraat ile sonuçlandı. O tarihte dokunulmazlığı olduğu için de hakkında dava açılamayan Hasan Celal Yüzel hakkındaki iddiaya da düşmüş oldu. Daha önce konuştuk, kendisi değinmiş Uluç Gürkan'ın, farklı görüşlerde üniversite arkadaşınız. Bu basına kripto davası adıyla yansımıştı bu yakın evet. Siyasi tarihte önemli bir hikaye. Bu hikayeyi sizden mi dinleyelim? Neydi hikayenin arkası? Şimdi çok nahoş bir hikayedir bu. Hı-hı. Çünkü bir kızcağızın adını karıştırdılar. Annemim o buyur. Da sonradan ben trafik bu. Kazasında vefat etti. Profesör Ahmet Muncu'nun kızı. Güya benim onunla ilişkim olduğu için o bana getirmiş vermiş. Ben de Uluca vermişim. Şey neydi bilmeyen seyircilerimiz için? Efendim? Getirdiği şey neydi bilmeyen seyircilerimiz için? Sonradan benim de öğrendiğim bir kripto evrakmış. Hı-hı. Yani tutanaklarmış. Şeyin Türkut Bey'in konuşmasıyla hı-hı. ilgili. Bunu nereden almışsa Uluç almış ve paldır küldür yayınlamış. Yayınlanınca da o tutanaklarından sorumlu olan kızcağız, güzel bir kızdı Allah rahmet eylesin. Benimle iddialı şeydi, ilişkili diye söylendi. Hiçbir şekilde alakası olmadı. O dönemlerde adaydınız. Biraz da adaylığınızı çıktı. Etkilemek için Tabii bundan sonraki şeyde adaydım. Ve beni yıpratmak için çıkarıldı ama beni tutan milletvekilleri toptan şeye gidiyordu. Benimle ilgili olmamasına rağmen Uluç'un davasına giriyorlar. Dava nasıl sonuçlandı sonra? Dava beraatla sonuçlandı ama aylarca manşetlerden aleyhine olan çamur atıldı. Hatırlıyorum o dönemi. Sonra 12. sayfada küçük bir haberle dava sonuçlandı. Dava söylüyor. Uluç da söylüyor bunu. Şimdi ama ondan dolayı ben herhangi bir zarar görmedim. Çünkü ben zaten ilk şeyde alabilirsem
kongrede alabilecektim. Onu biliyordum. Onun dışında ikinci kongre zaten biraz evvel söylediğim gibi söz uğruna verilmişti. Ama ilk kongrede o kadar zorlandım ki bir taraftan sessiz sedasız olsam millet tanımayacak. Sesli olsam da Turgut Bey'in dikkati çekilecek. Nitekim öyle oldu. Hmm. Bizim bir Gaziantep çıkarmamız var. 6000 küsur araba. Bir şey çıkarmamız var. İstanbul 10.000 araba. Böyle koskoca yüzlerce metrelik bir şey. Afiş. Anaplıyım ezelden, gönlüm geçmez güzelden. Çok güzel. Çok enteresan. Ve aslında onu alıyordum ben. Fakat ondan sonra iş karıştı. Gitti tek tek hepsiyle uğraştı abi. Benim o dönem, şimdi yeniden Doğuş Partisi'ne geleceğim. Şu 16'ın fotoğrafı bir alalım. O zamanlarda yeniden Doğuş Partisi. Evet. Bir de meşhur şeyiniz vardı. Uğur Böceğiniz vardı. Evet, tabii tabii. Benim o dönemlerde, o gençlik yıllarında ya bulsam da sorsam diyeyim, soramadığım şeyi şimdi sorayım. Bakanlıklar, efendim, müsteşarlıklar filan, Türk siyasi hayatında da hep böyle bir partiden ayrılarak kurulan partiler büyüyememişler, olmamışlar, evet, filan. Bunu o zaman ya Hasan Bey, bunun olmaz buradan yani filan, evet, havası belliydi. Şimdi şöyle anladım. Niye istediniz bunu? Ben bir defa Mesut Yılmaz gelinceye kadar söz verdiğim üzere Yıldırım Akbulut'la beraber Anaplı'ydı. Çünkü şöyleydi böyleydi ama eski hal müdürü vesaire vesaire dediler. Fakat Anadolu çocuğuydu. İmanlı, memleketsever bir insandı her şeye rağmen. Onunla beraber olabilirdim. Fakat Mesut geldikten sonra bir gün bile duramazdım. Çünkü Mesut ben niye inanıyorsam tersine inanıyordu. Efendime söyleyeyim. Ben de Mesut'un inandıklarının tersine inanıyordum. Ama hani şöyle hatırlayalım. ANAP gibi bir partide bu normal değil mi? Bütün görüşlerim. Normalde ben grupta kaç defa Mesut'a liberalizm dersi verdim. Ya, hocası da olduğum için Mesut dedim, liberallik bu değil. Mesut son derece ekonomik bakımdan tutucuydu. Yani Süleyman Demirel'e daha çok benziyordu. Yeniliğe açık değildi. Kim? Halbuki ben yeniliğe açıktım mesela. Ki Mesut Yılmaz'ı Hür Düşünce Kulübü'nden beridir tanırsınız. Tanırım gayet tabii. Ama Mesut Yılmaz o zaman dahi, abi ben gelmesem, 1,5 yaş falan vardı ama ben gelmesem de size arkadan destek versem falan filan dedi. İşte öyle. O sırada biraz gençliğini yaşıyordu. Hülasa. Daha fazla bir şey söylemeyeyim de. Peki. Niye duramazdınız aynı çatağa? ANAP gibi bir partinin çatısı. Aynı çatıdan birisiyle götürmek mümkün değildi. Ben Turgut Bey'le sabaha kadar çalıştım. Ben size bir şey söyleyeyim. Başbakanlık müsteşarıyken ikiye ayırmıştım personeli, vardiyeli, sabahçılar, akşamcılar diye. Ben hepsinin başındaydım. Bu adam uçuyor, kaçıyor demeye başladılar. Nasıl bunu yapıyor? Halbuki 1-2 saat uyurdum böyle. Başımı masaya ver, devam ederdim. Ama biz o bir sene içinde Türkiye'yi değiştirecek, dönüştürecek birçok şeyi yaptık Turgut Bey'le beraber. Bürokrasiyi yeniden Doğuş ne gerek vardı? Efendim onu söyleyeyim. Ben onunla beraber olamazdım çünkü son derece ekonomik bakımdan tutucu birisiydi. Bir de dürüstlüğüne de çok inanmıyordum. Netice itibariyle zaten sonunda Yüce Divan'ın önüne kadar çıktı. Sonra delil yetersizliğinden beraat etti. Ben ayrıldıktan sonra öyle bir niyetim yoktu. Hani derler ya, şeyh uçmaz müritleri uçurur diye. Bizim müritler de geldiler. İlle parti kuralım falan. Ya kardeşim, parti kuralım da bize gelecek milletvekili yok. Yani bana şu gelir, bu gelir. Rahmetliye danıştınız mı Özal'a? Hayır. O zaman rahmetli de ilginiz yok. Kırgınız. Fakat ondan sonra ya ortam müsait, ANAP'ta Mesut var, bunu yapalım, milliyetçiler, muhafazakarlar filan, MHP atılım yapamıyor. Peki yapalım dedik, para bulun o zaman. Bula bula 50 bin lira, yani 50 milyon o zaman para buldular. Ondan da parti kurulmaz, iş gitmez. Halbuki ben aday olduğum sırada herkes, Cumhuriyet Gazetesi dahi, bu adam artık başbakan dediler. Bana Rus Büyükelçisi ve İngiliz Büyükelçisi gelip
başbakan olunca neler yapacaksınız diye röportaj yaptılar. Daha sonra İngiliz Büyükelçisi demiş ki ben hayatımda bu kadar yanıldığımı hiç hatırlamıyorum demiş. Onun üzerine size başka bir şey söyleyeyim. Bond çantalarının içinde şimdi tabii adlarını söyleyemeyeceğim çok çok büyükler paralar getirdiler. Yani nasıl olsa başbakan olacağım işte destek kampanyanıza diye ben hepsini geri gönderdim. Bir evim vardı sosyal sigortalı onu sattım. Onunla o işi finanse ettim. Sonra o da satıldı. Biz de ortada tamamen kaldık. Sonra kurduk. Kurduktan sonra 11 bin kişiyle kuruculuk yürüdük. Sonra o sırada yaptığımız kamuoyu araştırmalarında %12 falan çıkıyordu. Fakat o havayı devam ettiremedik. Paramız bitti, rezil olduk. Seçim otobüsü gitmiyor, benzini bitiyor. Tabii yani bir sürü şeyler. Yani hiç unutmuyorum. Şeyde efendim Diyadin'de daha doğru gidiyoruz Ağrı Dağı'na doğru tırmanıp yukarıya Karadeniz'e gideceğiz. Bitti. Ağrı'dan çıktık. Ramazan'da da çocuklara sadece peynir ekmek yedirebiliyordum zaten. Orada Diyadin'de tam şeyin önünde doğru bitti mazot. Adam geldi, vay dedi, elinizi oradan öptü filan, şapur şupur öpüştük. Dedim ki efendim, kusura bakmayın, ben size ilk fırsatta Ankara'ya dönünce parayı gönderirim. Bize borca şey verir misiniz dedik. Yoksa ite ite götüreceğiz yani. İşte o şekilde. Yine bir yerde de, ben polisleri çok severim, onlar için hep çalışırım ama Rize'de o Hüsrev'in olduğu yerde, Çayeli'nde, bizim Mesud'un memleketinde. Evet. Akşama doğru giderken bir hesapladık yanımızdaki parayı. Dedik ki bundan Hüsrev'de köfte fasulye yeriz dedik artık. Çocuklara da öldüler, mahvoldular. Girdik içeriye. Meğer orada bir adet varmış. Koruma polisleri ekibi böyle bir politikacı falan gelince onlar da gelirlermiş. Onlara dur yeme diyebilir misiniz? Ama bizim ekibin iki misli koruma polisi. Yahu para yok. Sonra elinizdeki ne kadar para varsa verdik. Ben halbuki mazot parası hesap ediyordum. Rize'ye geldik, yattık. Erzurum teşkilatına telefon ettik. Çabuk gelin akşam Rize'ye. Ya yoksa Ankara'ya dönemeyeceğiz diye. Adamcağız geldi. Hiç unutma Fahrettin Taşkesen ne oldu? Şimdiki milletvekilinin amca. Zehra Taşkesen. Evet. Zehra Hanım. İşte böyle böyle neler var neler. Şimdi 17 nolu fotoğraf bir gelsin. Bir de benim 28 Şubat mücadelem. Tam oradayız. Ağustos 97, 28 Şubat dönemi. Devlet Güvenlik Mahkemesi gözaltına alınıyor. Gerekçe Türk Silahlı Kuvvetleri içinde oluşturulan Batı Çalışma Grubu belgelerini kamuoyuna açıklamak. İlk tepkiniz ne oluyor? Bakın bu kapıdan hırsızlar giremez var. Öyle yazılıydı bizim teşkilatlarda. Hmm. Bu da genel merkez. Bu kapıdan hırsızlar giremez. Abi kaç defa hırsız geldi şeye. Parti. Gece hırsız. Ben beni terörle mücadele aldı, götürdü. Neredesiniz? Ankara. Evden. Güya. Ondan sonra güya şey ettim. Sorguya çekildim. Abi doğrusu bir sorgulama yoktu. Sorguya çeken adamcağız sabaha karşı kalp krizi geçirmiş, vefat etmiş. Şimdi başka biri olsa bunu kullanır. Bak işte uçar kaçar, ona böyle oldu da ondan oldu filan. Bana sordular, gazeteciler sizi sorgulayan. Yok adam doğru bir sorgulamadı. Çok üzüldüm dedim ben. Yani kesinlikle onunla alakası yok dedim. Cenazesine de gittim. Beni alıp götürdüler. Bütün gece belki tonlarca mübalağa etmiyorum. Ne kadar polis varsa Ankara'da beni gelip öptüler, baklava börek bıraktılar, gittiler. Elleri de boş geldi. Böyle herkese dağıtılası yok. Sonra da sabah oldu. Sabaha kadar öpüştük. Sonra dediler ki bizim bir emniyetin şeyi var, camisi var, mescidi var. Oraya gidelim. Bize bir namaz kıldır dediler. Ben de gittim cübbesini giydim. Bizim ondan sonra laikçiler çatır çatır çatlasın. Bir güzel. Onlara namaz kıldırdım çocuklara. 97'de. Yani oraya. İşte benim şeyim bu kadar sürdü. Ertesi gün meşhur Mehmet'e Yüksel filan geldi. Ben Türk devletlerinin şeyi var bayraklar.
sen bu bayraklı adamı tanmıyor musun dedim ya. Ben dedim senden daha fazla milliyetçiyim. Onu şey diyorsun. İşte hiç istifini bozmadı. Şöyle böyle filan dedi. Tamam dedim. Onlar elbette nasıl siz şey yapmışsanız iltica briefingleri. Ben de bu briefingi yaptım dedim. Ve şeyi çok severdim. Arkadaşımı severim gene de. Besim Tübuk. Onun bir oteli vardı. Altın El diye. Şimdi gene var. Şimdi ismi nedir bilmiyorum. El değiştirdi. Onun şeyini bana bedava vermişti salonunu. Bütün gazetecileri topladım. Ve Profesör Aziz Akgül, benim harp okulundan talebem. Ona dedim ki tam böyle asker usulü, tepe gözlü filan şey vereceğiz. Sunum. Briefing, sunum yapacağız. İşte Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu diye başlıyor. Ondan sonra 1960'ı sonra geliyoruz. Ve inanır mısınız başçavuşuna kadar hepsini sıraladım. Tamamen kutular içinde filan işte böyle diye. Çatladılar. Daha evvel de hem Ankara savcılığına hem de DGM savcılığına gönderdim. Sonra da Mesut Yılmaz dahil hatta darbeciler dahil hepsine gönderdim. Niye onu yaptım? Çünkü 2-3 gün sonra şura olacaktı. Askeri şuraya tesis etmek istedim ve ettim zaten. Apo'nun da hakimliğini yapan çok dürüst CHP tanrısı, hatta CHP'den aday olmak istedi de kabul etmediler. Bir hakim vardı. O hakim, bir tane de askeri hakim, bir tane gene sivil hakim. Ben DGM'de, İkinoğlu DGM'de aylarca yargılandım. Hep milletvekilleri geliyor, ben nutuklar çekiyorum filan. Ondan sonra beraat ettim. Bir sene devam ettikten sonra. Fakat daha sonra hep Çevik Bey'in gereğini rica ederim, gereğini rica ederim verdiği emirler ki 5 tane Strasbourg İnsan Hakları Mahkemesi'nden dava kazandım sonra. Olduğu gibi avukat aldı. Ondan sonra çünkü şunu düşündüm ben devletimi, milletimi mahkum ettirmek için değil, bu darbecileri mahkum ettirmek için bunu yapıyorum dedim de yaptım. Daha sonra da 19 sene sonra reis bey çok enteresan. Ben bir gün bunların hesabı görülecek dedim. Sonradan ben şikayetçi oldum. 28 Şubat'tan mağdur oldum diye. Çünkü Kayseri'de bir miting, insan hakları mitinginde kalktım. Bir parti genel başkanıyım. İyi kötü neyse yani küçük küçük. Biz işte gelirsek şunu yapacağız, bunu yapacağız. Başörtülerinin hesabını soracağız dedim. Çünkü eski Milli Eğitim Bakanı olarak ben 2547 sayıya ek madde getirmiştim. Başörtüleri içeri almamak suç haline gelmişti. Suç işliyorlar dedim. Biz gelince dedim iktidara bunu telafi edeceğiz. Biz halkı isyana teşvik etmişiz. Türk Ceza Kanunu 312. madde pat bir sene ağır hapis. Ondan sonra 5 ay infazı Ayaş cezaevinde geçirdim. 1,5 metre kalınlığında içinde fareler gezen bir cezaeviydi. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar hapishanesine götürdük. Sonra çıkarken de geri aldık. O da benim götürülüşümde ve geri çıkışımda beraber olduk. Yani biz hapishaneler arası şey yaptık. Dostluklar kurduk. Daha evvel de zaten tanışıyorduk. Buradan i̇şte bir efendim. Çıkalım güzel bir anıya. 18 nolu video gelsin. Ben hemen hemen haftada en az 2-3 defa ziyaretine giderdim. Bir defasında yine ziyaretine gittiğimde gardiyanlar dedi ki efendim Hasan Bey bugün görüşe çıkmadı. Nasıl çıkmaz? Niye çıkmıyor? Bir iki devre arkadaşımız bakan o zaman DSP hükümeti vardı. Orada da sınıf arkadaşlarımız var. Ziyarete geldiler ama çıkmadı. Mesele neymiş peki? Nedir sıkıntısı dedim. İşte bu bahçede çalışabilmesi için cezaevi yönetimi herhalde savcılık bir belge veriyor. Yani bahçıvan belgesi gibi bir şey. O belgeyle o zaman zaman çıkıp bahçede
vakit geçirebiliyor. O belge verilmemiş veya iptal edilmiş. O da buna kızmış. Kızdığı için de çıkmamış. Siz bir gidin dedim, benim geldiğimi söyleyin. Gidip söylediler, geldiler. Dediler ki, yani kusura bakmasın, ben Abdül derdi bana, kıramam ama öbür arkadaşlara çıkmadım. Şimdi kendine gelirsem olmaz. Ben dedim ki tekrar gidin söyleyin, o gelmezse ben gelirim içeri. Ben milletvekiliyim, içeri girebilirim dedim. Benim o hakkım var dedim. Yine gelmeyince ben içeri girdim. Biraz da kızdım. Şimdi yalnız Abdülkadir benim çok eski arkadaşım, 17 yaşından beri. Hı hı. İşi öyle zannetmiş halbuki o zaman FETÖ'cü bir savcımız vardı. Şimdi halen içeride. Hı. O savcımız milletvekili, profesör, bilmem ne onları alıyor, halka almıyordu. Halbuki otobüslerle beni ziyarete insanlar geliyordu. Şimdi Türkiye'nin her tarafından. Bu arada mesela en son 80 küsur yaşında bir nene ayaştı. Elinde bir bakraç yoğurt gelmiş. Almayınca ağlamış. Bana anlattılar gardiyonlar. Ben de dedim ki, ey savcı, benim için yalvaracaksın dedim. Ve oğlum askere giderken bile Mustafa, onunla görüşmedim. Bir hafta sonra açmış şey, Adalet Bakanı. Tabii bu arada İstemiyan Kültür Bakanı, bizim Uluç Gülkan falan hepsi arkadaşlarım. Bir profesör vardı. O da imanlı, dindar bir insandı. Hay Allah, adı neydi? O Adalet Bakanı demiş ki, sen benim başımın belası mısın? Şimdi seni oradan alıp bir yere gönderirim. Onun üzerine adam geldi. İki gölge, iki çeşme. Benim oğlum böbrek hastası, buradan gidemem filan. İyi dedim, bir tek şeyle açılırım. Ha vardı, komik bir şey var. Mahkumlar geldiler, abi isyan edelim mi filan dediler. Çünkü benim sayemde semirdiler. Hepsi mahkumlar, gardiyanlar, herkes börek içinde filan. Dedim ki saçmalamayın, ne isyan edeceksiniz? Ben burada devleti yanında her zaman oldum. Şimdi de gene öyleyim. Biraz... Ben ne oldu biliyor musunuz? Sonra açıldı, 24 saat kim gelirse görüşsün. Böylece o Abdülkadir'in dediği şey oldu. Biraz hızlı ilerleyelim. 19'dan onu fotoğraf gelsin hızlıca. Sayın Cumhurbaşkanı'yla okulumuzun eskiliği, fotoğrafın da eskiliğinden belli. Evet, evet. Ve önünüzde bu fotoğrafta da yer alan ve burada da yanımızda. Bu da yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi'nin. Şu an Hasan Celal Güzel'in faal ve aktif olarak devam ettiği ve şu anda da arkadaşlarım şunu bir görürlerse, bu son sayı herhalde. Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Ama bundan bir önceki 1500 sayfalık, evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yazısı olan. Tanışıklığınız, hukukunuz nereden nasıl başlar Sayın Cumhurbaşkanı? Efendim, ta MSP döneminde o yönetim kurulu üyesiydi. Ondan tanışırım ama daha sonra belediye başkanı olunca daha sık görüşmüş olmuştuk. 26 Mart 24 Temmuz 99 tarihleri arasında cezaevinde Sayın Cumhurbaşkanı o dönemler, siz de Ayaş cezaevinde daha sonrasında. Hiç Hasan Bey veya Hasan abi nasıl hitap ediyorsa bilmiyorum. AK Parti'ye davet aldınız mı? Almadım, hayır. Beklediniz mi? Bekledim tabii. Çünkü her şunu söylüyordu gittiğim yerlerde insanlar. Tayyip Bey, siz ve Muhsin Bey beraber olun diyorlardı. Hmm. Öyle bir parti düşünüyorlardı. Ama siyasette şu vardır. Sayın Cumhurbaşkanı tenzih ederim ama başkaları hesap eder. Mesela Aydın Menderes parti kurdu. Onunla beraber olmak istedim. Nevzat Yalçıntaş'a rahmetli Aydın Menderes. Benim de arkadaşım, çok da severim. Allah rahmet eylesin. Demiş ki Hasan Celal Güzel öyle bir adam ki en sona koysam en başa gelir. Onun için de, şimdi herhalde öyle düşünüldü. Ve kontrolü zor çağırmadılar. Kontrolü zor filan isim olarak düşmüş falan. Olabilirler. Şey de mesela Bülent Arınç demiş ki ya Hasan abiye ben nasıl git şu Kırıkkale'de bir konuş diye talimat verebilirim demiş. Peki. Yani bizim büyüğümüz. Ama anladığım da şu, o ilk safhada gelenler ben geldiğim takdirde ön safa gelirim diye çekinmişler. Peki. Ben de hiç aldırmadım ama tam tersine şunu yaptım. Tercümanda Nazlı Ilıcak bana yazı teklifinde, köşe yazarlığı,
O yaştan sonra sırf bunları şey etmek için, demek ki desteklemek hep için. Hasan abi olarak evet, kalmışsınız önlerinizle. Ondan sonra da ben 5000'den fazla yazı yazdım. 11 sene destekledim. Sonra da ayrıldım Sabah Gazetesi'nden. Peki. Yazımı değiştirmeye kalkınca ayrıldım. Peki. Alameti farikanız şu 20 nolu video bir gelsin. Aa, merak ettim. Ne? Beni sonradan sadece ondan bundan öpüşen, elense çeken adam filan diye. Ama tanıtı var. Bu bir yeni doğu partinin bir şeyi olsun diye mi yapıyordunuz yoksa şu, zihinlerde kalmak için mi? Süleyman Bey demiş ki benim için bedeniyle politika yapan adam demiş. Yahu cebimiz boş olunca ne yapacağız? Biz de kalktık öpüşmeye başladık. Peki. 10 milyondan fazla kimseyle öpüştüğümü hesap ediyorum. Ya benim kadar Türkiye'yi gezen dolaşan birisi yoktu. Evet. Bilir misiniz her mahalleye yani 10 bin civarında köye ve neticede bütün ilçelere, bütün illere mahalle mahalle gittim. Gitmediğim yer yok. Hızlıca toparlamak durumundayım. 21 nolu fotoğraf gelsin. Akademisyen, bürokrat, siyasetçi Hasan Celal Güzel'i tanıdık. Baba Hasan Celal Güzel. Emine Elif ve Mustafa. Emine Elif Meydanlı. Mustafa Veysi. Evet. Mustafa Veysi. Cerrahpaşa'da doçent. Mustafa Güzel de Cumhurbaşkanlığı. Elif uzman. Bu ay filan profesör olacak diye bekliyoruz. Şimdiden tebrik çok edelim. Çok hızlı gitti. En Güzel Meyve 22 nolu fotoğraf. En Güzel Meyve. Elif'in de bir elası oldu. Onu da çok severim. Şimdi torunlar. Ah canım canım. Ah canım. Bu da bir öteki ela. Efendim benim bir manevi kızım var. Çok sevdiğim. Resmen kızım yani. Bir iki tane aslında kızım da. Bir tanesinin çocukları var. Birisi Emirhan. Onun bu çocuğu. 13 yaşında 1.80 beni geçti. Maşallah. Boyda. Ve 95 ortalaması var. Aynı zamanda milli basketçi. Maşallah. Böyle müthiş bir çocuk. Tam Hasan Celal Güzel'e yakışır. İşte öyle bir çocuk. Ha canım benim şimdi. Ve bu şunla 23 bunu olur. Bunu bilmiyordum hiç ben. Videoyla bu veda edelim. Gelsin o da. En başta değinmiştik. Deli canım sana ayırdı. Hasan Bey çok teşekkür ederim. Beklediğimin çok ötesinde çok keyif aldığım bir program oldu. Teşekkür ederim. Yani sahiden. Ben size yani övmek için değil de bunun gibi 10 program doldurabilirim. Onu diyecektim. Programlara hepsi sığmaz bir. Hepsi tekrar olmadan. Hayat. Bakalım belki önümüzdeki günlerde bir kitap için otururuz masaya. Bir de bu merkezimizi teşvik evet, ederseniz. Evet memnuniyetle. Yeni Türkiye Strateji Araştırma Merkezi ben de doğrusu bilmiyordum. Hasan Celal Bey aktif siyasetten çekilince kurduğu bir ya da son yıllarda kurduğu bir yapı olarak zannediyordum ama meğer Türkiye'nin en eski stratejik kuruluşlarından biri 94 evet, kuruluşlu ve şu 23 anda senede. 23 senedir faal ve devam ve şu anda da 200 bin sayfa ürettik. Bakın sadece son 1,5 senede 30 bin sayfa ürettik. Neler biliyor musunuz? 5 cilt Balkanlar, 11 cilt Kafkaslar, 6 cilt Orta Doğu. Yani dikkat ediyor musunuz ya Osmanlı coğrafyasına. Tabii. Yani siyasi tecrübesine birikimlerini şimdi burada değerlendiriyor. Size çok güzel, keyifli bir ömür diliyorum. Müthiş çok bir hayat. Teşekkür herkesin ederim. Ben de bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Ben Türk dünyasına hizmet ödülleri aldım hep. Bişkek'te, Kırgızistan'da. Bu arada Türk Akademisi var uluslararası. Onun altın madalya verdiği ilk kişi şeydir efendim. Nazarbayev'di. İkinci kişi Erdoğan'dır. Üçüncü kişi de ben oldum. Türk dünyasında. Ve birkaç ay evvel de İslamabad'da Türkiye'den Ekonomik Ticari İşbirliği Teşkilatı'ndan gene madalya aldım. Ama böyle bir ömre, böyle bir hayata hiçbir ödül yetmez. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ederim. Ayağınıza sağlık. Hasan Celal Güzel, Türk siyasi hayatının, Türk bürokrasi hayatının, yakın siyasi tarihin unutulmaz akılda kalan isimlerinden biri. Sizler adına ben sordum, o cevapladı. Değerlendirme kanaat hiç şüphesiz sizlerin.
Önümüz Kadir Gecesi, şimdiden Kadir'inizi kutlarım. Sonrasında Ramazan Bayramı, hayırlı bayramlar dilerim. Bayramda, bayram öncesi Cuma'da bir kolajla ekranlarınızda olacağız. Dolayısıyla şimdiden bayramlarınızı da tebrik ederim, kutlarım. Sonrasına bakalım Türkiye'nin hangi akılda kalan ismiyle huzurlarınızda olacağız. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği katkısı olan tüm arkadaşlarım adına iyi bir gece dilerim. Hoşçakalın. Yönetime el koymak zorunda kalmışız. Söldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Gelince başka bir yüzde karar yok.